Şimdi irade ile Allah mesela günahın irade etmiş. Etmese yaratılmaz. Allah günaha rızası yok. E çok önemli. Bu e, eskilerin tespiti. Benim şu anda değil. Ha, başını söylemedim. Eski Selefi Salih'in ulemasından şu göreceğiniz yansıyacak şeyi dört satır. Belki ta hangi ulema nereden olmuş oradan 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 Osmanlıca'dan çevirdik. Çevirdiler yani. Bana kadar geldi bu böyle şey yaptılar. Şu anda onların şeyini okuyacağım. Rizası ile irade irade aynı değildir. İrade eder, rızası olmayabilir. Mesela günahlar. Allah imkanını yarattı. Günahlar var ama rızası yok. İrade etti. İlim kudretten daha eamdır. Bak bak abiler. İlim kudretten daha eam, daha camidir. Bu kainat kainatından da söyleyecek yoksa Tabi tabi biz evet. ya. Allah canibinden öyle bir şey yok canım. Evet. Yani mesela İmam-ı Bin kitab-ı bin düşünün. İmam-ı bin ilim, emir. Hmm. Kitab-ı bin kudret, irade. Ana bakıyor kitab-ı bin. İmam-ı ise mazi ve müstakbel. O zaman ilim. Bak şimdi çok antika bir şey söyleyecek. Bak çok önemli. Bak e, bu temel şeylere bak kimilerin eskilerden Selefi Salih ulemasınındır bu. Adamlar meşgul olmuş buraya kadar. Tabii ki meşgul. İlim kudretten daha yayandır daha camidir. Zira ilim, ilim nedir? Mümküne ve mümteniye şamildir. Niye yazdık bunu? Şuradaki bundan. Ee, mümkün, ilim nereye? Hem mümküne hem mümteniye şamildir. Şu vara ve şirke de şamil. Yani mümteni neydi? Olması mümkün değil. O şirk bu mümkün ise real bir şey nefsül emirden gidelim. Evet. Var. Evet. Bu, abi bu hep mahluk tarafıyla evet. alakalı. Yani bu Şimdi, Allah canibinde böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok yani. Şey yani. Tabii canım. İmkan değil de mümkün. Kullanılır. Bir de ben daha ne söyledim? Size hatırlarsınız. Ee, sıfat, esma, şunat, mayet. Allah canibinde böyle bir şey yok ki. E, sıfat, zatı sıfat. Kendimize tanıklık yapalım. Bizde ismalar var, sıfatlar var, şunat zatiyeler var. Şunat zati şefkat e, ka, ruhta. Bak şimdi kendimize şahit olacağız şimdi. Ruhta şefkat var, muhabbet var. Var mı var? İn aşağıya ruh. İn aşağıya kapta duygu var. Vefa insani değerler. İn aşağıya vicdanda his var, korku var, şey var. Ce, ce, yani hisler var. Nereye ala kadarlık diyor. Gir yukarıya fikir var, Vehim var. Şimdi bunu bil, konuştuk bildik ama içeride tanıklık yapalım. Var mı böyle bir o şuradan şuradan diye? Hepsi aynı. Öyle bir şey yok. Burada konuşurken tanımlıyoruz. Onu aralamak için. Allah'ta da böyle. Biz konuşuyoruz kalptir, ruhtur falan. Allah'ta da şunattır, şu sıfattır yok. ha Sen de şahitle. Sendeki ile onu aynı böyle. Şimdi fakat tanımlıyoruz. Niye tanımlıyoruz? Bizde bir paket halinde... Dün mesela kim göstermişti? Yasin'le Osman. Diyor ki peygamber dahi istidadına asla varamaz. Peygamber dahi yaratılışının nihayetsiz olduğu için istidadı nihayetsiz. Nihayetsize varamaz. E, Varılamayacağı niye vermiş. İnsanda da öyle. Nihayetsiz istidat var. Kabilet e, elde edilen, dönüşen, kabil olmuş hal. Nihayetsize aynadarlık olsun diye nihayetsizlik verilmiş. Nihayetsiz bir zata aynı olsun diye bize nihayetsizlik verilmiş. Varılır mı nihayetsiz diye ihtiyar bir iradeyle? Ha ya Yasin, imkanı yok. Niye konmuş o zaman? Ee, sahip olabilirsin. Ne ile? O bil kuvvetlere niyet ile. Niyet ile olmuş gibi ola, olmuş gibi sana mal oluyor. Yani bu şaka değil. Yani ben namaz kılmam neyse ondan daha e, kalitelidir niyet. Mesela nihayetsiz e, istidat var. Nihayetsizlik. Bu nihayetsizliği madem varılamayacak, niye konmuş? Nihayetsiz bir zata ayna olmak için. Varılabilir mi? Cennete de mümkün değil. Varılamaz yani. Zatın tayünü ve teşahhusu. Peki yani insan çıldırmıyor mu? Yani nasıl olacak ya? Kabiletlerim niye şey istidatlarım kabilet olmasın? Niye istidatlarıma varamayayım? İnsanın yapısında öyle bir şey var ki nihayetliğe talip değildir insan. Nihayetliğe talip değil, nihayetsize taliptir. Yani onu şey yapar. Zaten bugünkü insanlığın sorunu, sıkıntıları o istidadına rağmen ters yaşamak. Nihayetliğe kanaat etmiş. Ondan yani. Yani bozulmuş. O zaman bu hangi sayfadaydı Yasin o? Bak bakalım. Bu istidatların, e, nihayetsiz istidatların sahiplenmek için, sahip sahip olmak için niyet yetiyor. Külli bir niyet, hadsiz bir itikat ile. Okur musun? Sıforayı. Ondan sonra buraya geçeceğim, şey yapacağım gene. Oku. Her, şey, her şeyin kayat vücudu ve netaycı hayatı üç kısımdır. Birincisi ve en ulvisi, başlı adı altında olan yer. Saniyine bakar ki o şeye taktığı harika insan at murassatını şahide ezelinin nazarına resmi geçit tarzında arz etmektir ki o nazara bir an-ı seyale yaşama kafi gelir. Belki vücuda gelmeden bir kuvve niyet hükmünde olan istidadı yine kafidir. Görüyor musun? Kafi. Yani e, tamam. o nazara... Yani o nihayetsiz o istidada sahip olunabiliyor. Olmuş gibi değil, olmuş oluyor. Hep Nadir abi derdi ya, cüz'i nazarını cüz'iyetten çıkar, külli yap diyor. Yani çalışıyorsun, ne diyorsun ama tam zihniyetini, düşünceni ona hasretme. Yani cüz'i nazarını cüz'iyetten külli yap. İşte bu ne yapıyor? Bu dersleri yapıyor. bunlar yapıyor. Bu nasıl varılacak? İşte boşuna uğraşılmıyor, uğraşıyoruz. Ne? külli bir niyet. Hükmüne geçiyor bunlar. Ben niyet ettim. Allah'a tam aynı olayım. Ee böyle lafla olur mu? Yani biraz bir yerlere oynatacaksın da. Nasıl oynatacaksın? Abi Sina'da Hazreti Musa'ya Allah Teala hiçbir zaman Rabbini göremeyeceğini dediği Nokta o muydu? Oydu. Hiçbir zaman. hiçbir zaman. Çünkü insan ama gene ta talip, değil mi? Tabii. İnsan nihayet nihayetliğe talip değil öyle yaratılmamış. İnsan nihayetsize talip yaratılmış. Çok garip yani bu. İnsan nihayetsiz bir istidada malik olduğundan nihayetsiz bir zata talip, nihayetliğe talip değiliz istidaden. Orası neresi de okudun yer? Bak, onun 83 herhalde 10. söz mü? 10. söz abi. Ha, o, 10. söz mü? O. Oh. Çok acayip. Bunlar temel şeylerdir yani. Bakın belki de bu Selef-i Salih'in şunu kaç tane ulema yaşadı ismi de belli değil. Eklemiş şu iki satır koymuşlar ama çekip gitmişler ama koymuşlar. Bakın ee, bu gıdım gıdım uğraşmak e, çalışıyor yani çalışmak gerekiyor. Yoksa böyle tenkit etmek, eleştirmek, lakayt kalmak. Ben tamam niyet ettim, benim külli bir niyet ettim. Nasıl ettin? Ettim tamam. Öyle bir şey yok. Eylemde niyet olması lazım. Eylemde eylemde niyet eylemdedir. Külli bir niyet, hadsiz bir itikat. Zira ilim mümküne ve mümteniye şamildir. Dedi ki şu kainat mümkün, mümteni şirk. İlim içine almış. Şirkin nefsin emirde vücudu yoktur ama kafasızın kafasında var. Kudret ise mümküne şamil, mümteniye şamil değil. Kudret ise mümküne. Bu vücuda gelmiş mi? Gelmiş. Ha. Gelmişse mümkündür o şamildir. Mümteniye şamil değil. Yoka şamil değil. Yani ihata etmemiş. Peki kudretle irade neredeydi? Kitab-ı Mübin'deydi. Kitab-ı Mübin mümkün. Yani vara, varda. İmam-ı Mübin ise mazi ve mustakbele. O zaman kudret nedir kudret? Mümküne şamildir. Şirke şamil değil. Şirke vücudu harici verememiş. Şirk, mesela doktor kafamızdaki şirk var ya. Mümteni. Kudret taluk ederse Allah'ın ortağı olur. Nefsül emirde olur. Yani nasıl olacak? Olur mu? O zaman mümküne şamildir. Ama mümteni neydi? Yoktu zaten. Ama kafasızın kafasına vardı. İmkansız, muhal, mümkün olmayan. Yani mümteni nedir? Mümteni söylüyor. İmkansız, muhal, mümkün olmayan. Nedir o? Şirk yani. Hasan abi mümteni örnek 2x2 5 mümtenidir desek? Yok o olmaz. Felsefede o konuşuluyor biz dediğimiz için 2 çarpı 2 4'tür diye. Yani o da değil. Değil, mi? değil. Yani şirk. Ustad onu şey yap. Var böyle bir tuhaflıklar var yani insan. Yani bizde yok kafur. Başka yerlerde de var böyle. Şimdi kudreti de iradeden eamdır. Kudreti de iradeye daha arkada. Çünkü... Buna katılmıyorum yani bu kısma. Evet mi? Ama bu... bu evet. Gidin de ya. Tamam. Niçin diye şey yapayım? Mesela bu nedir dediğimiz zaman armut. Niye şeftali değil? Bu armut demen iradedir. Ama onu nefs-i lemirde tutan kudrettir. Onun için kudret de arkada olduğu için daha iyi yaptır. Orada mağdumları da şamildir diyor. Mağdumlara şamil değil ki kudret. Nerede mağdumlara geçiyor? Nerede var burada? Devam ha devam edeceğim. Zira kudreti yani Onların tespitlerini okuyoruz işte. Ben de gayret ediyorum kim bunu mu demek istedi. Zira kudreti vücuda ve maduma şamil. Madum kudret maduma şamil olmaz. Biz tam tersini demiştik. İrade vücuda, mümküne ve maduma şamildir. ama kudret direkt mevcuda bakar. Vücut olması Vücut. için irade olması lazım değil mi abi? Evet. Yani tersi yani irade mağduma şamildir. Evet Madum ve müc evet. şeye Peki iradeye ne demiş zatlar? Demiş ki irade ise mevcuda mahsustur. Aslında sona mahsustur hani yani. biz zahirdeki eşya aslında iradenin gözükmesidir diyorduk ki o mantıktan gitmiş. Yani görünen şey nedir? İradedir. Ama o kudrettir diye, diye mi acaba gitmiş? Yok iradeyi sona attığı için sanki evet. en son görünen şey iradedir demiş. Ama kudretle mağdumu nasıl ilişkilendirmiş? Kudretin mağduma şey yok ki. Peki biraz da gideyim. İrade ise mevcuda mahsustur. İradeden kader, kelamdan kaza. İlim mümküne ve mümteniye şamildir. Yukarıdakini şey yapmış. Tamam. Hatta ilim mümkün, mümteni mağduma şamildir. Evet. Evet, evet, Tabii, bilim maduma da şundur. Yani madum da olacak onun içerisinde. Tamam, bunu da biraz önce söylediğim şeylerdi. Evet, biraz öteki taraftan devam edeyim. Hatsız bir itikat. Peki ben ne itikat edeceğim bu küllü niyet için? Ne yani hatsız bir itikat? Nereye yapacağım? Şey düşündüm. Bu vaadinden dönmeyen, hurufu vaad olan bir Allah olmazsa ben küllü bir niyet yapamam. Yani sonsuz istat var ya, bitmeyecek. İstatlar sonsuz ya. Yani. Ben ama bunu istiyorum. Hiç nihayetlenmek istemiyorum. Ama nereye güveneceğim? Nereye itikad etmem lazım? Hadsiz bir itikadı nereye yapacağım? İşte ben sizi yarattım, yok etmeyeceğim. Yani ee... oraya mı yapacağım itikadı? Sonsuz bir hadsiz bir itikadı oraya mı yapacağım? Yani vaadinden dönmeyen bir güç var. Dönmeyecek. Sonsuz istidat bitmeyecek ya. Evet. Ama orada dönüşmek yok. Sahiplenmek var. Yani istidat olmasa bile... Abiler, iradenin bir manası da fikrin fiile dönüşmesidir. İradenin bir manası, bir manası fikrin ilme, fiile dönüşmesidir. Bunu konuşmuştuk. Burası da çok ilginç şu cümle. İradesini irade ettiğim kadar irade sahibiyim. İradesini, Allah'ın iradesini irade edebildiğim kadar bu bize ait bir cümle. Ee, i̇rademle iradesini, hani var ya davranışımla rahmetini celbetmek. Ağaç dikerek rahmetini, yağmurunu celbediyorsun ya kanun ilahi. İradesini irade ettiğim kadar, iradesini irade edebildiğim kadar irade sahibiyim. Çok tuhaftır. İradesini virgül olması lazım herhalde buraya. Yani iradem iradesini, ir onun iradesini ne kadar irade edersem, asıl onu alırsam o kadar irade sahibiyim. Çok tuhaf bir cümledir. O zaman bunu iradenin arkasındaki bir sistemle yapması gerekmiyor mu? İrade kendisi sistemdir zaten. İradeyi biz maalesef şöyle bir anlayışımız vardı. Eylemsel görmüşüz hep. Hep dissal gördük. Tercihe hasrettik. Onun için de anlayamıyoruz iradeyi. İrade ile ihtiyar hep aynı yapmışız. Hep eylemsel gördük. Oysa irade insanın kalbindeki evamiri tekvini yapılandırıyor. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. iyim. Bunu irade yapıyor. Onu okuyacağız. Ne demek? Diyor ki, irade-i ilahiyeden gelen evamiri tekviniye. Ev Nereden geliyor? İrade. İrade-i ilahiyeden gelen evamiri tekviniye. Tekvine ne diyor biliyor musunuz? Zati sıfata parmağınızı koyar mısınız? Tekvin. Diyor ki bak, desti kudretten sudur eden, bak bir, desti kudretten sudur eden, irade, emir ve ilmi tazamun eden emri tekvini. Emri tekvini tarif ediyor, gördün mü? Bir daha, desti kudreti ilahiyeden sudur eden, irade, emir ve ilmi tazamun eden emri tekvini. Yaz, şey yapayım da... E yasam iyi olur. Desti kudret-i ilahiden sudur ediyormuş, çıkıyormuş. Ne? Bak emri tekvin, tekvin. Yani Hasan'ın emri. Emri Hasani. Hasan'ın emri. Zati sıfatta bir tekvin yok mu? Vücut, beka, vaktanet orada tekvin. O emirler oradan çıkıyor. Emri tekvini deyince iki şeyi tazamun ediyordu. Daha önce konuşmuştuk. Hayatı tekmini, evameli tekvini. Oradan çıkıyordu. Tamam mı abiler? Şimdi Z Zatı sıfatla tekmini hayal ettin Yasin. Evet, abi. Koydurmam. Abi o bir onun bir emri var. O dışarıya çıktığı zaman yakıp yıkıyor. Ne yapıyor? Desti kudret ilahiyeden çıkıyor. Onun üzerinde kudret mesela tekvin ben kendi başıma hab abile ben iş yapacağım demiyor. Kudreti es geçmiyor. Başhekim doktoru geçmeden hastaya müdahale sahip değil mi? Doktor Hı. değil mi? Hı. Ayıp olur. Başhekimim diye. Orada yatıyor muayene ediyorsun. Doktor sen çekil ben bakacağım. Olur mu? Edep olmaz. Te tekvinde de diyor ki ben kudreti es geçemem. Yani kudret üzerinde icraat yapıyor tekvin. Çünkü tekvin üsttedir. zati sıfattır. Kudret subutu sıfattır. Subutu sıfatta ilim, irade, kudret, sen, basar, kelam. Zatı sıfat vücut, beka, vahdaniyet, muhalefetün lillavadis, kıyami bin nefs. Ondan sonra tekvin. Kıdem ve beka. Ha. Tekvin kudret üzerine icraat yapıyor. Desti kudret ilahiyeden üzerinden çıkıyor ama neyi tazamun ediyor? İrade, emir ve ilim. Kim? Emri tekvini. Peki bize ne hatırlatıyor bu? Bak kaç tane oldu? Bir, iki, üç, dört. Toplarsak ne olur? İmamlı kitabı. Harika. Ya böyle çıkıyor külliyat. Nereden çıkartıyorsun? Emri tekvini lefi mahfuzu. Mahfuz olarak tezahür ediyor ne dersen de. Baksana irade ile kudreti cem edersen kitabı mı bil? Öyle değil mi abi? Bu peki emri tekvini yaptı ikisini cem etti. Böyle çıkıyor işte emri tekvini nedir deyince. Ha böyle ustad eylemde gösteriyor. Dest, e, desti kudreti ilahiden sudur ediyor. Ama ne yapıyor? Aynı emri tekvini buradan sudur ediyor. Bunun üzerinde cehran ediyor. Ama bunu da tazamun ediyor. İrade emir ilmi de tazamun ediyor. Yani görelim bak. Külliyatta nasıl nasıl bir işleme var ya? Nasıl bir sanat var? Çok tuhaf ya. Hani sıradan o gidiyorduk, okuyorduk ya. Okuyorduk da anlıyorduk. İşte harikalık öyle bir şey. Avam okuduğu zaman Kur'an feyiz alıyor, sevap alıyor, duygulanıyor vesaire oluyor, oluyor, oluyor da oluyor. Ama e, alimleri de yetiştiriyor Kur'an. Aynı la teşbih ve la temsil. Risale okuduğun zaman hakikaten haz alıyor, hoş oluyor. Ne bilin istikamette oluyor. Derslere geliyor vesaire çay içiyor gidiyor. Bir derece tutunuyor dine. Ama baktığın zaman bu neyin nesidir? Çok garip. Nasıl işliyor ya? Bunlar ben uydurmadım ki. Ne diyor diye baktım. Bu neyin nesidir ya? İnsan ne kadar müktedir. Dahi olsa, ne kadar güçlü olursan ol, insan etkilenen olduğundan dış ortamlardan bedenselliğindeki cinsellikten veya suretine kadar kendisi kendisini etkileyebilir olduğundan bir de insan en çok kendisi kendisini etkiler etkilendiğinden hani var ya bir duamız vardı dün akşam da zikrettim Allah şöyle dua etmek lazım Ya Rabbi fitnemden kendi fitnemden beni muhafaza ile yani mesela bir sen dua edeceğin zaman kendin fitnenden Allah seni muhafaza eylesin diye o fitne çıkmıyor. Yani insan en büyük zalim kendisine edir. En büyük merhametsiz kendisine edir. En büyük anlayış kendisine edir. Zanlarına, vehimlerine hapsolup ilme müstankif kalıyor veya kendisini dışsallıyor. Çok acayip bir şey ya. Ondan daha büyük bir zulüm olamaz yani. İnne o kâne zalûmen cehûlâ. İşte Zalime görüyor musun? Kendisini bloke ediyor biliyor musun? Güya e, şey inşa etmek gibi zannediyor. Diyor ki cinsellikten suretine kadar ta oradan oraya kadar kendisi kendisini etkileyebilir olduğundan mesela kendisi kendisini nasıl etkileyebilir? Banyoda niye peştimal demiş kimse yok ki başkasına. Kendisi kendisini etkiliyor. Çok tuhaf değil mi? Niye peştimal kullanmış kimse yok ki? Sendeki haya seninle de gidebiliyor. Seninle hay'a gidiyorsa seninle hay'a gelebiliyor. Ya eylemde ele, gö, gözükürse tuhaflaşıyor. Hay'a gidiyor kardeşim hay'a. Kendisi kendisini etkileyebilir olduğundan... ...bu etkilenen tarafın tercihleri... ...bak bu etkilenen tarafın tercihleri ihtiyar... ...tamamen bunlardan soyunmuş ruhun daire hayattaki bildiğini bilmesi ise irade. Yani bu tarafımız ihtiyar ama ruhsal tarafımızdaki e, diyelim ki hayalimizi hayalimizi berbat ettik. Bu irade yapıyor. Mesela tarih ayette diyor ki iradesini bile suistimal etmemiş diyor dediği zaman. İhtiyarını demiyor. Yani irade dediği zaman içsel alemini günah dahi olmasa fasık yapmıyor. Yani bil istidadı, bil kuvveyi körletmiyor, öldürmüyor. İstidadların ölmesi olayı var. o. Orada var o. Ya öyle bir Yani çıkmıyor işte. Mesela en büyük zulüm şu. Çıkması gereken istidad çıkmadı. Daha ondan daha büyük ne olabilir? Çıkması gereken istidadın çıkmıyor. Çıkmadı. Yani kendisi kendisini etkileyen, kendisi kendisini çökerten, kendisi kendisini üzülmeden, kendisi kendisiyle inşa eden, kendisi kendisiyle yapılandıran, kendisini kendisiyle dışsallayan, dışlayan, yok eden, kaldıran, var eden acayip bir mahluk insan. Ondandır senden başka kimse yok. He? Ondandır senden başka hiç kimse yok. Her şey. Peki bu şu dünya nedir? Hep bu kendimi kendimle anlamlandırmak için malzemedir. Hepsi malzeme. Geldi, gitti, oldu, olmadı. Mesela cinsellik de öyle, menfaat da öyle, makam da öyle, gurur da öyle, nane. şeyler de öyle, hizmet de öyle, hizmet de öyle. Gördüğün her bir şey sendeki istidatlardan zuhur eden bir şeyler yapıyor. Evet. Zaten hayat bahsinde diyor ki, e, bu gördüğümüz etsai kainat insanın ef efradı. Efradı hükmünde. Şu etsai kainat gördüğün kedi, köpek, kadın, erkek ne varsa insanın efradı. Yani içselimin dışsalı dışa dönüşmüş. Her şey benim. O zaman benden olan şu kainat, doğruları ve yanlışları, haramlar helalleri onunla yine kendimi kendimle yapılandırıyorum. Bil fiil ben kainat, bil kuvve ben onu onunla yapılandırıyor. Ya nasıl bir şey ya? Kendimi kendime döndürdüm. Bil fiil olan kainat ben, bil kuvve olan kainat yine ben. Kendimi kendimle. Bir başkası kendini oruç dururken onun olmak istediklerini ben karıştırdığım için mi ihtilaflar çıkıyor? Evet. Bir sürü yani olması bir sürü şeyleri var müdahale ediliyor ama e, ee, bil fiil olan şu kainatta ihtiyar, bil kuvve olan kainatta ben irade. İstidadın kabiliyetle arasındaki ilişkisi irade, dışsalla içsel arasındaki ilişki ise ihtiyar. Bil kuvve bil fiil. Bil kuvve bil fiil. İlişkisini, bu da çok önemli bunu yazabilirsin. Bil, bil fiil kainatla bil kuvve ben bunun ilişkisini ihtiyar kuruyor. İstidatla kabiliyet arasındaki ilişki ise irade kuruyor. Akciğer havayı soluduğu gibi, bu da çok hoşuma giden cümlelerden, akciğer havayı soluduğu gibi akıl da vahiy soluyor. O tekiz cümle acayipti. O da normal akılla yazılan bir şey değildir. Onu da söyleyeyim, altını çizmek isterim. İradesini irade ettiğim kadar irade sahibiyim. Çok tuhaftır bu. 9. sayfa şu şualarda Allah e, ve teşahhus ediyor. Nerede? İyâ kenâbudu ve iyâ kenestein pistinde. Bu piste iniyor uçak. İyâ kenâbudu ve iyâ kenestein o piste iniyor. O ne diyor o? İradesini irade ettiğim kadar. İrade. Ne kadar irade edebiliyorum? Ne kadar irademe mevzu yaptım? Konu yaptım onu. Onun iradesi. İradesi ne irademi bağlasam? o kadar irade sahibi oluyorum. Değilse o kadar ihtiyarım. İhtiyar sahibi. İrade devre dışı. Zaten irade budur zaten. İradesini irade ettiğim kadar iradeye sahibiyim. E, değilse... Mantıksal olarak iradesini irade edince o iradesini irade eden irade daha cami bir irade mu? Yok ihtiyara dönüşüyor mesela. Ama ira, şeyi, iradesi Allah'ın iradesini. Kendisinden daha değerli bir şeyi. Mesela irademi irade edersem, irademi İrade edersem irademin içsel yapılanmasına geçiyorum. Bak irademi irade edersem iradenin enfus tarafı kendi irademi içimi yapılandırıyorum. Enfusi. Ama irademi irade etmesem iradelerle tercih etmeye kalkarsam ihtiyar etmiş oluyorum. Dışsal yapıyorum. Bana ait irade var mı abi? Sana ait irade vardır vicdanda. Ne ile çalışır? Bir dışsaldır bir içseldir iradeyi irade edersen, iradeni irade edersen bu sefer yani dissal yaparsan ihtiyar sahibi oluyorsun. Onun iradesini irade edersen içseldir. Senin iraden şu dört taneyi yapılandırıyor. Nasıl anlarsın? Biz tabii hep eylemsel olduğu için iradeyi dissal tercihler anladığımızdan irade aslında iyiyim, ihtiyaç, iştiyak, incisat, meyli yapılandırıyor. Yani irade ilahiyeden gelen evamiri tekviniye diyor. Evamiri tekviniye ihtiyaç, ihtiyaç, incizap ve meyil. Yani abi özür dilerim. Ben irade, benim irademin yanlış yani hiçbir tarafı olmadığını düşünüyorum. O vicdandaki iradenin. O iradeden zaten besleniyor. Ben eğer ihtiyara geçeceksem o iradeye perde yapıyorum veya onu örtüyorum bağlanamadığım için iradeye geçemiyorum. Onun iradesini öyle irade ediyorum. Eğer biz iradeyi de menfi olarak düşünürsek o zaman vicdanla ters düşer gibi. Ama irade ihtiyar. İhtiyar o zaman açılıyor. Bak iradenin dışsalı nedir? İbadetullah diyor. Bak ibadetullah itse. Şimdi insan iki şeye bakıyor. Kavşaktır. Bir Allah'a bir mahlukata kainata. Değil mi? Bir dissaldır, bir içseldir. Kendisi kavşaktır. Allah'a bakan yönüyle irade, diz kainata bakan yönüyle ihtiyar sahibidir. Kendi kendine dönerse irade, kendine dönerse derdimiz o. Kendisi nasıl inşa ediyor, yapılandırıyor? İhtiyaç, iştiyak, incizap ve me meyil. Meyille evameli tekviniyesini yapı yapılandırıyor. Meyil. Bu dördünü de Allahu Alem bilmiyorum ama şimdi hatırıma geldi ihtiyaç, iştiyak, incizap, meylin, bütünselliği herhalde niyet olabilir. Yani olabilir bilmiyorum. Olur mu yani? Şimdi bir yer de vardı. Onu da şey yapalım. Okuyayım. E biraz da gidelim böyle. Havayı da ısıtmış oluruz. İrademizi, irademizi, irademizle mi olacak? Yaratmadık. Öyle olacaktı değil mi? İrademizi, irademizi. İrademizi, Ha, irademizli i̇rademizli. İrademizi irademizle yaratmak. Olacaktı. Olacaktı. Biz var olanı kullanıyoruz. Ha, irademizle. İrademizi irademizle. Demek ki önceden hissetmişsin. İrademizi irademizle yaratmadık. Biz var olanı kullanıyoruz. Allah hem bizi bize hem de irade hürriyetini hediye etti. Görüyor musunuz bak? Allah hem bizi bize, Allah'ın en büyük hediyesi nedir deyince çok tuhaf. bizi bize bizi vermesi sonra bize kendisini vermesi. Ma'arefe nefse fe kadarefe Rabb'e. o yani bir şey verecek ama imanı verecek ama kime verecek? seni beni bana vermesi, hediye etmesi Allah'ın en büyük hediyesidir. Hiç duymamıştık Mehmet bunu. Allah'ın en büyük hediyesi camit bir kafada kitap çiçeği açtı. Kitap çiçeği açtı diyor. Camit bir camit kafa. Bir daha Allah hem bizi bize hem de irade hürriyetini hediye etti. Görüyor musunuz abiler? Hem bizi bize hediye etti hem de irade hürriyetini verdi. İhsan ve lütfetti. İhsan etti lütfetti. Ee, i̇nsan bizi bize vermesi, irade hürriyetini de vermesi de lütfetti. İnsan ne kadar hürse Allah onun için o kadar varlığı kesin olur. Çok tuhaf. İlk önce gafura ver dedilerse dahil etmeyeyim ki barışırız belki. Ver ona ver. Ver ver. Ver, ver ver. Abi lütfen lütfen olur mu öyle ya? Şey? Ver. Çünkü gafur devre de dışı şey olmuş. <laughs> Player'ı çalışmıyor belki ısıtır kendin seni sana verdi Allah Allah. Düşünemiyor bir, bir bir idrak edelim ya şunu. Beni bana vermiş. Beni bana ihsan etti. Ben bende tasarrufa yetkili kıldı. Çok tuhaf ya. Düşünebiliyor musun? Beni bana vermiş. Olmayan bana nasıl olur ya? Ben yoktum. Beni bana nasıl verdi? Olmayan kainat, olmayan Hazreti Muhammed, olmayan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını varmış gibi kabul etti. Sonra o duayı kabul ediyor. Kainatı yaratıyor. Sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yaratıyor. Sonra o kabul ettiği duayı onun ağzına veriyor. Et diyor şimdi duayı. Kime gösteriyor? <laughs> Ama işte biz tamam. onu böyle hani e, o istidad olarak hani konuştuk ya hepsi var. Duasını kabul etmiş istidadın şeyine bakarsan bir şeyin olması olmaması diye de bir şey yok. O, o, o Hep var zaten. Onun canibinde de biz bu canitten bakıyoruz. Çok tuhaf ya. Ama Ali'nin bir lafı var. Nerede Ali? Bambaşka. Allah bambaşka. Allah bambaşka. He ya. Ali'nin bir sözü ka kayıp. Ama onun simasını görecektiniz. Gafurlar mı oturuyorduk? Gidiyorduk değil mi? O zaman söylemişti. Allah bambaşka senin, seninle, seninle, beraberken. Bir şey konuşuyorduk. Geçen hafta mı? İki hafta önce. Böyle. Çok, bu bizim Ali. Kahveci Ali. Ne kadar etkilendi ki. Abi ya diyor. He. <laughs> ahirette öyle geçecek unvanı. Bir de rüyada öyleydi. Kahve, gene kahve dağıtıyorduk. Evet kahve dağıtıyor. Çay evinde bir şey dağıtıyor duruyor ya. Dedim ya ondan sonra bu ünvanı aldı. Diyor ki abi Allah bambaşka bir şey ya diyor. <laughs> Ama simasına bakınca eğer bu pazarda olsaydı bu adama deseler, de, duysaydılar o yaşlı yaşlılar hemen bir banyo yap kelime-i şehadet getir. <laughs> yani bakın Allah beni bana vermiş. Beni bana hediye etmiş. Beni bana ihsan etti. Ee, bak şimdi iradesini irade edebilecek kadar iradeliyim. Allah Allah. Yani cüz'i nazarını cüz'iyetten çıkarıp külli yapıyorsun. Onun iradesini iradesini bağlayınca iradesi iradem oluyor. Duydunuz mu bunu? İradesi iradem oluyor. Ondan mutlak hürriyet oradan geliyor işte. Acayip bir cihaz. Bir şeyi, bir şeyi, her şeyi yapmak bereket. Çok şeyi bir şey yapmak kuvvet, kudret yani. Bak şimdi her şeyi, her şeyi bir şey yapmış. Koca ağacı bir çekirdek yapmış mesela. Bütün kainat insan yapmış. Kudret. Ama bir şeyi her şey olarak açmış. Ters çalışmış. Bu da bereket. Bereketlendi diyoruz ya. Ne demek bereketli? Bir şey çok şey yaptı. Beni bana ihsan etti ya. Çok tuhaf. Bir de okuyayım abiler. Ha neyse geç oraya artık. İnsan ne kadar hürse... Neyle hür oluyor abiler? Bir daha iradesini irade edersem cüzi nazarımı cüz, Nadir abi çok kullanırdı. Cüzi nazarını cüziyetten çıkarıp hasretmiyorsun. Külli şeye hasredersen iradesini irade edersem iradesine dahil oluyor iradem. Onun iradesi iradem olduğundan mutlak hür oluyor Allah onun için o kadar varlığı kesin olur o zaman. Niye vermiş mutlak hürriyet? Allah e, nihayetsiz bir hürriyet veya irade istidadını vermekle nihayetsiz bir zata irade cihetiyle iradesin ayna oluyor. O kadar da hür oluyorsun. Bu zerrecik vücudun diyor, bu madde değil. Hadsiz bir vücudun aynası nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına vesile. Kendinden daha kıymetli mutadit baki vücutları kazanmasına vesile kelime hikmet olduğunu. Mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması nihayetsiz baki vücutları kazanmasına da vesile oluyor. Böyle acayip. Kendinden daha kıymetli baki. Ama bir an yaşaması yetiyor. Mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması. Yani burayı böyle düşündüğün zaman bu alem ne kadar örtülmüş üzerine ne kadar kışırda böyle, kışır üzerine örtü var. Bakın abiler, iradesini lütfen bir toparlanın böyle, bir sirilin duygularınıza vesaire. Bak, iradesini, irade ettiğim kadar irademi cüz'i şeylerden çıkarıp külli yapıyorum. İrademi, iradesini irade ettiğim için iradesi kadar iradeliyim ondan mutlakır oluyorum. Tekelleme değil. Düşünerek giderse gidilseydi çözülüyor. İradesini irademi irade edersem iradesini irade edersem cüzi nazamı nazarımı cüziyetten çıkarıp küllileştirdiğimden cüzi şey, irademi iradesine bağladığımdan iradesi kadar irade sahibi oluyorum. Devletin Keban barajındaki eleti benim imiş gibi, bana aitmiş gibi tasarrufa basit bir tel atarak sahip olduğum gibi. Külli niyet, e, sonuca bakmak mı? Abi? Hı. Çok şeyleri şöyle çözüyoruz abiler, aynı bu. Her şey, ailede dün akşam da kullandım. Süreci ne olduğunu anlamak herkesin işidir. Süreci yönetebilmek için sonuçtan sürece bakacaksın. Sonuç kardeşim bu dersin bu derste gayemiz nedir? Kıymetli midir? Sonuç şudur. Cennet değildir hedefi. Bu dersin hedefi cennet değildir. Rıza ilahidir. Ha, sonuç bu. O zaman sürece böyle bak. Abi şey dediniz hani irade irademi iradesine bağlıyorsun hani dediğin. irad, irademi irade, <laughs> irade, irade, i̇rade edersen. Peki bu irade kimedir? Yani biraz daha geri düşündüğümüzde aslında onun yani sizin onu irade etmenizi irade eden de var. O etmiş zaten de. Ama o canlıktan bakmıyoruz şimdi. İrade mi irade böyle yapasın dedi yapmış. Ama buradan bakıyoruz. Buradan baktığımız zaman iradenin işte bir nedir onu öğrenmek istiyoruz. Yani irade kafamızdan şu çıksın İbrahim. İrade işi ne kadar bize öğretilen, giydirilen libastan sıyrılacağız. Sıyrılacağız değil. Sıfı değil. İrade eylemsel sıf değil. Eylemsel yani davranışsal, şunu tercih et bunu değil yani. Bakın irade ne yaptı? İradesini irade ettim. Bak eylemsel değil bu. İradesini irade edersem iradesi kadar irade sahibim. bu içseldir. İradenin aslı işlevi bu. Dışsal olursa şunu mu şunu mu onu bunu mu? Çok cüzi oldu ya şimdi bu. Cüzi olmadı mı şimdi iradenin? Çok cüzi oldu. Ha, bunu zaten ihtiyar yapıyor. Derdimi şu. İrade beni nasıl yapılandırıyor? Çok garip. Hasan abi irade İrade etmiş midir? Ee, bu şekilde irademi bağlarsam etmiştir. İmtina. Yani bu şekilde ira, Allah irade etti ama şey yapmadı. E, Razi değil. Kudret ettirmedi, belki. ettirmedi. Mesela mümteni neydi? Şirk. Şirki Allah irade etmeseydi insanın kafasızın kafasına olur muydu? Olmazdı. Ama Allah istemiyor. Diyor ki mesela. Günah istemiyor. İstemiyor. razı değilim. Ama irade etti. Şirkin nefs-i emirde vücudu var mı? Yok abi. Mümteni nedir? Şirk. Peki kafasızın kafasında olabilmesi için Allah irade etmesi olur mu? Ha, ben onu nasıl yapılandırıyorum? Allah'ın zıttını, Allah'ın müsaadesiyle nasıl ben şirke sahip olabiliyorum? İradesini irade ediyorum. Ondan oluyor. Peki şirke niye ihtimal bize verdi? Çok garip bu. Nihayetsiz aynadarlık olsun diye. Eğer Allah şirke ihtimal vermemiş olsaydı. Yani kafada şirke hiç yer olmasaydı. Kafada var şirk. Ne olurdu? Allah bu ne olurdu. Hani diyoruz ya şüphe doğrulu doğruluğun sağlamasıdır. Doğruluğun sağlaması toplamanın doğruluğun sağlaması çıkartmadır. Şimdi Allah'a ayna oluyoruz ama varlığına ne kadar oluyoruz? Ne, nereden bileceğiz? Şirke hiç ihtimal vermese bunu bile bilemeyiz. Yani hiç karanlık yok. Hep aydınlık var. Aydınlık bilinmediği gibi şirke ihtimal kafasızın kafasında olması şirk var ya şirk Allah'ı var ediyor. Yani küfür imana hizmet ettiği gibi karanlık aydınlığa hizmet ettiği gibi şirk ihtimali vücudu var ediyor. Yani o halifeye arz olmak ya da o emaneti şey belki buraya dayanıyor. Yani bunu alabilecek şey İşte mesela hayvanlarda şunlarda meleklerde yok işte şirk ihtimali yok o. Tabii buraya onun için gönderen. Gibi de ne dersen çoğalta çoğal. Ama ben eskiden beri beni kurcalayan bir şeydim. Şirke ne ihtimal verdiymiş yani bu imkanı verdiği de bu kadar başımıza bela açtı bu alem. Niye şirke ih, -i şey var, imkan var insanda. Kafasızın kafasında niye şirk olabiliyor? Çünkü o var oluyor. Şöyle düşün. Küfrü kaldır. İman olur mu? Olmuyor. Yani ele zaten bir şirk. Çünkü la ilahe bak olmadan illallah olmadığı gibi. İlk önce la ilahe Sonra illallah. Yani o ena, enaniyetin, enenin istimali aslında bir şirk yani. Şirkittir tabii. Ben burayı yapıyorum ondan sonra o yapıyor. O yani yapıyor. Bir bir şirk yapıyorum Aa. sonra. Evet. Ona... Yani ben Allah'a e, e, onun aksini şeyini kullanarak yaklaşabiliyorum, ölçebiliyorum. Çünkü öyle ben yaptım diyorsun. Sonra o en sonuna her şeyi biteceğim. Aa onunmuş. O da yani ilk önce ön olmuyor. olmuyor. Şirk olmadan e, la ilahe olmadan illallah olmuyor. Küfür olmadan iman olmuyor. Örtüyorsun sonra açıyorsun. Lazım, yani. lazım. Lazım olmasaydı buraya koymazdın. Yani şeytan lazımdı bu da lazım. Bu da lazım. Çünkü e, küfür imanın sağlamasıdır. Şirk de onun vücudunu var ediyor. Sağlamasıdır. Mutlak niyetini, mutlak varoluşunu şirk ile. İmanı küfür ile. Nuru zülmet ile. Yani o zaman şirk bizim bir ölçü aletimiz gibi oluyor. Ölçme hali, Allah ölçüyorsun. Ölçebiliyorsun yani. Çok tuhaf bunlar ya. Yani metrede diye bir şey yok ya metre. Yani bir metre öyle bir şey yok. Kabul. Tamam, Ölçmek için. Nasıl bir cami bir ayna ya? Ölçüyorum ama yok. İşte ama şirk yapıyorum. Yani. Nihayetsiz bir şey bilmen lazım. şekilde. Devam edeyim abiler. Bir de şeyi bu o, bu şirk o kadar beni şenelerce meşgul etmiş. Ya bu kafasızın kafasına bunu niye koydu? Kendisini var etmek için zeminsiz zemin. Pistmiş meğer. Nasıl şirk? şirk yok ki pist olsun. Adem var mıydı ki vücudu onun içine koymuş? Olmayan Adem vücudu, Adem'in vücut vardır diyor. Nasıl vardır? Adem yok ki vücut olsun. Bilmem. Yokun varı. Varın da yoku vücudunda. Adem, Adem'in vücut. Yokun varı, varın yoku. Şirk vücut. Vücutta şirk, şirkte vücut. İlk önce şirk yapmadan olmuyor işte. İlk önce bura ben yaptım bu odayı. Ben yaptım, ben ettim. Sonra diyorsun ki yok ya. Hakikaten o yapmış. İlk bir şey kabul etmek için bir şeyi reddetmekle mümkündür. Bir şey reddedilemeden, red, red imkan olmadan kabul olmaz. Küfür reddediyorsun ki iman oluyor. Mesela soruluyor ve herkesin kafasına takılıyor. Deniliyor ki, Elestu bi rabbikum kalubela teklif etti. Kime teklif etti? Yani kabul ve reddedecek bir sistem olacak ki sana teklif edilsin. Sana teklif edilebiliyorsa reddetme özelliğin var demek. Kalu bela nasıl dedi? Evet bela dediler. Kalu dediler. Tamam Rabbimizsin dediler. Kime karşı? Elestu bi rabbikum. Rabbiniz değil miyim? Demek ki muhatap alınacak bir durumdaymış insan. Şimdi şimdi değil ki zaten. o zaman olmuş. Ya bir insan bir tuhaf ya. Şeyde ee, bir şey evamir tekvinedeki iştiyak, ihtiyaç incizap ve meyil var diye yani. Var. Şöyle mail meyil ile küfür incizap ile dalalet ihtiyaç ile gaflet iştiyak ile şirk. Ya yazmışsın ne kadar acayip mi gitmişti ya. Bunlar eşleşebilir mi? Yani he diyebilmem için ben bir bizzatı çalışmam lazım ama kafama yatıyor yani. İhtiyak. Evet. Ben bu söylediklerini çalışarak yaptığım için o, o da çok acayip yani mesela. Ee, onu yazmıştık hatırlarsın. Çok garip. Devam edeyim abiler. Zira bak niye böyle oldu? Buradan alayım bir daha. İnsan ne kadar hürse. Hürriyet nereden geliyor? İradesine irademi bağladığım kadar. Hürse Allah onun için o kadar varlığı kesin olur. Zira hür olduğumda kendi kendime var olmadığımdan eminim. Hür olduğum kadar anlarım ki kendi kendime var olmadığımdan, kendim kendimle var olmadığım kadar eminim. İnsanlar hiçbir zaman kendi kendilerine yeter değildir. İnsan hiçbir zaman tek başına kendisi kendisine yeter değildir. İnsansız insan insanlaşamaz. Cümle bu. İnsan insansız insanlaşamaz. İnsan insansız, insanlaşamaz, insan olduğunu bilmez. Bir tane var, hiç kimse yok, hiç kimse yok. Alemiş, dünyaya geldi. Dağlar, keçiler, domuzlar, çakallar, dünya var, ama bir insan yok. İnsan olduğunu bilir mi? Ne? Ben ama farklıyım o kadar. Kedi de kuştan farklıdır. İnsan insansız, insanlaşamaz. İnsan insan aynadır. Bak ne dedi burada? Dedi ki zira hür olduğumda kendi kendime var olmadığımdan eminim. İnsanlar hiçbir zaman kendi kendilerine yeter değildir. Biz irade yöneldiğinde, biz irade yöneldiğinde tezahürüne şahit oluyoruz. Yani biz irade'ye yöneldiğimizde, irademizle irademizi anlamaya çalışınca, onun kendi alemimizdeki tezahürlerine şahit oluyoruz. Kendisini tanımıyoruz. Biz onu fiil e, fiillerle yöneldiğini tanıyoruz. Fiillere yöneldiğini tanıyoruz. Allah da Allah da söz konusu kimselerin tercihleri doğrultusunda kullarında hidayet ve dalaleti yaratır. İnsan da kesbettiği olmuş olur. İlmi bir şeyi çözerken mutlaka Allah kainat yani şeceri hilkat ve insan üçlemesinde çözüm aramalısın. Mesela bir şey çözmek mi istiyorsun? Allah, kavşak insan ve kainat. Üçlemesinde döngü yapman lazım. Şu an insan durağan, durgun, durmuş gibi görünürken fikirler, hisler, duygular ve latifeleri an be an aktif, canlı, farklı bir şeyler oluyorsa mesela sıkıntı veya huzur bunların dengelerinin değiştiğini gösterir. Yani huzur, sıkıntı, denge değişmiş aslında. Var da yok yok da var. Adem'de vücut vücuduna Adem gözükmek için. Celal'de Cemal, Cemal'de de Celal. Bunu fark eden Kemal. Aslında ikisi de aynı. Lütfu, kahrın şeyin vahid. Bilmeyen çekti azap. Celal ile Cemal ikisi de aynı. Bunu anlayan Kemal. Dinletmiştim hatırlarsınız bir şey. Bak olursa mesela sıkıntı veya huzur bunların dengelerinin değiştiğini gösterir. İradeyi sırf insan eksenli anlamaya çalışmak eksik ve noksan oluruz. İradeyi insan eksenli anlamaya çalışmak Ha eksik olur. İnsan iradesini kainatla irtibatlandırırsa ihtiyarını kendi iradesini Allah'ın iradesiyle anlamlandırsa mutlak hürriyetini anlar. İhtiyar Allah ile ile münaseb ira irademi iradesiyle e, münasebet kurarsam hür olduğumu, farklı olduğumu anlar. Yani peki anladığı kadar lütfu karın şeyin vaid. Celal ile cemal, kemal ile ayini, kemal ile ayini. Öyle şiirim var. Dinlemedin değil mi ya yazıyor sen? Şarkı mı? <laughs> Kemençe ama. Ya ama deseler ki ölüm hayat ile ölüm ikisi de aynı. Şeytan ile melek ikisi de aynı. Nerede? Abatında. Ya. Hastalıkla siyahat bedensel doktor. Arkada ikisi de aynı arkaya geçip yönetecek işte. Doktora ihtiyaç kaldı. Şimdi Şeytan <laughs> ile melek ikisi de aynı. ikisi de aynı. Vay be şaka gibi geliyor ama ne diyorlar onlar ya Allah Allah Tuhaf Bak insan sıfır insan eksenliği. okuduk Zamanın Zamanın fikirde, zamanın fikirde, vicdandaki histe, zamanın fikirde, vicdandaki histe, kaptaki duyguda ve ruhtaki latifelerde birbirinden farklı akar zaman, fikirde farklı akar zaman, şöyle zaman, şöyle yapayım. zamanın e, noktalı virgül fikirde, vicdanda histe, kapte, duyguda ve ruhtaki latifelerde birbirinden farklı akar. Çok önemli bu. Pek ceset ...bedende aktığı gibi akmazlarmış. Bedende zamanın aktığı gibi akmaz. Altı tane zaman vardı hatırlar mısınız? İkisi de aynı. Kaç tane? Altı yön yok mu ee, şeyde? 29. Lemayi Arabiye'de 17. Söz'de. Ön cihet, arka cihet, alt cihet, üst cihet, sağ cihet, sol cihet. Ne demek? Altı za tane zaman var. Bak şimdi. Ee, bir alem-i bedensel zaman ne etti? Bedensel zaman bir. İki... Dim akıldaki zaman fikirde akış. Etti mi iki? Altyon soruyordunuz ya hatırladınız kim diyordu? Üç. Vicdanda zaman hisle farklı akar. His. Dört. Kapte duygu zaman farklı akar. Beş. Ruhta latife zaman farklı akar. Altı. Hep, hep bunların arkasında dehr esmasını onla müşahede etmek. Altı. Dehr esması. Dehr, der. Yani bu zaman arkasına geçmek bu. Yani ene de değer esması var. Sır insanda onun da arkasında. Ene de değer esması var. Yani belirlenmemiş. O nasıl var bilmiyoruz ya. Nuru Muhammedi de var da bir bütün esmalar yapılandırmadı mı o çekirdeği? Değer de var yani. O noktada var. Ama mahiyette yani sır insanda mahiyetin o her şeyin arkasında. Bilmiyoruz ki. 6 tane. Zaman farklı akar abiler. Bedene farklı akar. Akla farklı akar. Vicdana farklı akar. Kalpte farklı akar. Ruhta farklı akar. Enede de farklı akar. Sır insanda zaten bunun arkasına geçiyorsun. 6 ciheti yazılabilir mi Osman bu. On yedinci, bu Altı cihet. Onu bir madde, bir lugat çıkart, şey ekleyebilirsin. 6 cihet, altı yön. 17. sözde var ya. Bir de 29. lema Arabiye. Şu anların en sonunda. 6 tane. Felsefe halt etmiş ya 6 tane. Önce de şöyle bakar. Yani 6 cihet çok insanın en çok merak ettiği ve çözemediğimiz çok uğraştığımız risalede ama ciddi bir yer işgal eden veya onu kullanıp üstüne basıp daha güzel bir şeye varmak adına onu çözmeye çalışıyoruz. 6 cihet 6 yön. O zaman e, sif zamanı mı bağladın? Yok. Mesela e, Rahman Osman'ım Rahman bedende farklı akar. Fikirde farklı gözükür yani. Rahman bedende farklı gözükür. Dimada farklı gözükür. Hep altı cihet. da farklı gözükür. Kalpte farklı gözükür. Ruhta farklı gözükür. Rahman her farklı gözükür. Ama sır insanda öyle bir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Allah varken hiçbir şey yoktu. Sır insan varken var olursa o hiçbir şey yok. Cihat zahit, hembireden iman mı? Heh. Cihat-ı Sitte'yi eden imanın. Burayı tembir ediyor işte imanla. Ama e, iman gaybadır. Sırı insanda öyle bir şey yoktur. Evet. Şeytan sağa sol, ön ve arka. Alt üstten yaklaşamıyor. Alt üstü hemen diyeceğiniz bir şey var mı? Yani alt üst derken şeyin, şeytanın şey mi? Yok yani o yanaşamadığı... Ha. Evet. E, birisi ne demiştik? Sünneti Sünnet-i Seniye'ydi. İki, alt üstü onu tespit etmiştik hatırlar mısınız ha? Yani üst vahiy olabilir yani sema vahiy. Ha vahiy ve sünnet oraya giremiyor. Vahiyin içine ve sünnet ise ne içine giremiyor? Semaya, yani semaya baktı vahiy oluyor muhtemelen. Altta Allah'a bile sünnettir. Sün evet sünnet ise ne idi. Ee, şimdi bir, biraz da gidelim yoksa geçelim artık matlup yerimize. Kaç ne kadar saat oldu? Ya şurası şöyleydi diyen var mı abiler? Yok. Evet. İrade'ye hoş geldiniz. Yani irade çok tuhaf gidiyor. Yani mevzumuz neydi? Ne ile dertlendik? Çok şükür. İrade eylemsel hali kavşaktı. Kainatla ilişkisindeydi. Biz istedik ki eylemsizlik hali de neydi? Allah'a bakan yönü neydi? Beni nasıl yapılandırıyor? Hürriyet, mutlak hürriyet. O zaman insana baktığı zaman iradeden gelen evamili hulasa ediyorum dersi. Ee, ira, irade ilahiyeden gelen evamili tekvini, Ve evamili tekvini neydi? İm. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Yani kot, Mehmet. Baş harfleri. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. İm ne diyor bu adam? Yani ezberliğimiz kolay olsun diye. Onu da e, irade yapılandırıyor. Bakın eylemsel hali değil. İrade ditsal değil bak. İştiyak, incizap, ihtiyaç meyli. Bu yapıyor. Emri tekmini ne yapıyor? Evamiri tekmini, hayatı tekmini olarak gösteriyor. Desti kudret ilahe de sudur ediyor. Kudret, kudret üzerinden ceyran ediyor. Mesela e, hastaya bir şey söyleyecek başka kim dedik? Doktorunun üzerinde onu diş sallamıyor yani. Mesela paldır küldür diye Osman Çin çıkıp da belediye, şey, sokakta zabıta işi yapsa. Olmaz ki ya. Ondan sonra bir şef var Mehmet, şefi var tarlakasında. İşçiye direkt şey yapsa. Olmuyor yani o onu ezmemen gerekiyor. tekvin emrini kudret üzerinde icra ediyor. Desti kudret ilahiyeden sudur eden. Başka ne? Onun üzerinde icraat yaparken iradeyi, emri ve ilmi tazamun ediyor. Şey o e, iradenin şeyini yaptık mıydı? Suret kanun Evet. Ee, evamir tekniğine neresindeydi? Kanuniyet mi? Suret değildir. Suret ihtiyardı. Evamir evet. kanuniyettir Allah'a vayla. Yani aslında iradeyi, iradeyi biz tabi bu evamiri tekviniyesiz konuşmak sanki zor değil mi? Yani bize bakan cihetini. Bize bakan cihetiyle evamiri tekviniyesiz iradeyi konuşmak zor tabi. Ama eğer eylemsizlik düşünürsek, konuşursak. Evet, evet iradenin değil de evâm-ı sureti kanuni tablatını konuşursak daha birbirine bağlı olur. Yok ama konu bizim şu an irade. İrade ee, evâm-ı daha düşük. Daha şey ya. Olsun hadi neyse. Tamam Nereden yani ne varsa İrade onun e, mahiyeti ya. Hı. Tamam. E, mesela en... Şimdi iradeyi Nereye çekmiştik? Ee, en sondan başlıyorum. Abiler derdimiz şuydu da derdimizi kaçırmayalım. Biz e, iradi eylemsiz yani iradenin iki yönü var. Bir hakka bakan bir de halka bakan bir nefs emre bakayan tarafı var. Biz onu kendisini ihtiyarla tanıyoruz. Iradi. Hakka bakan yönünü bilmiyorduk. Onunla uğraşıyoruz. Beni nasıl yapılandırıyor? Peki Beni hakka bakan yönü irade beni nasıl yapılandırıyor? Halka bakan yönü ihtiyarla beni nasıl inşa ediyor? Beni nasıl inşa ediyor? Beni nasıl yapılandırıyor? Lemalar 125. Desti kudret ilahiden sudur eden ve irade ve emir ve ilmi tazamun eden emri tekvini ile zuhur eder. Ha, burada söylüyor. Tekvinin emri lefi mahfuzun imam mübinini ve kitab mübinini tazamun ediyor. Demek ki emri tekvini Lefi Mahfuz'un İmami Mubin'ini, Kitabi mübinini tazamun ediyor. İmami Mubin ilim emri tazamun ediyordu. Tazeleyelim bilgiyi. Kitabi Mubin kudret viradeyi tazamun ediyordu. Tamam. Burada da emri tekvini, tekvinin emri, Mehmet'in emri, Hasan'ın emri gibi bunları tazamun ediyor. Demek tekvin lefi mahfuzu tazamun ederek yani onun üzerinden tezahür ediyor. Doktoru devre dışı yaparak hastaya abah muhatap olmuyor. Onun üzerinde cereyan ediyor. Yani kader levhaları aslında. Evet. Kader levhaları üzerinde. Evet, kader levhaları. Çünkü ikisince mi kaderdir? Evet. Çünkü eee kitab-ı kazadır, imam-ı kaderdir. Veya bedihi veya nazarı kader. Bediye'den Çok acayip ya. Hepsi tıkır tıkır çözülüyor. Tıkır tıkır çözülüyor bak. Çok hoş ya. Hoşuma gidiyor. Nasıl dizilmiş ya. İnci gibi dizmiş. Hiçbir şeylik yok. Yani takkesiyle noktası bile acayip. Bu <laughs> emri tekbini e, şeyde nasıldı? Tekbinden e... ona geçeyim. Onu hemen ona geçeyim. Bak sen istedin hemen. O, o zaman sayfayı söylüyorum. Hemen o bak. O tekvin kendisine var mı? Bir tekvin ayeti demek istiyorsun. Bıra mı böyle? Yani o iradeyle ilişkisini tam şey yapmamız lazım. Evet bak şimdi. Siz burayı niye iradede okudunuz? İçinde irade şey... varken, irade istisnasız da irade geçen her paragraf okuyor. Ama çok garibime gitti. Şimdi onu hemen bulayım. Sayfayı söyleyeceğim hafızım. Sözler 548. Abiyle çok antika bu. Çok mevzumuzu çözecek bu belki bugünkü konumuzun ana kargası olsun. Ama kitab mübin ise alemi gaybtan ziyade alemi şehadete bakar. Yani mazi ve müstakbelden ziyade zaman hazıra nazar eder ve ilim ve emirden ziyade kudret ve irade-i ilahiyenin bir unvanı, bir defteri, bir kitabıdır. İmam-ı mübin kader defteri ise kitabın bir kudret defteridir. Yani her şey vücudunda, mahiyetinde, sıfat ve şuunatında kemali, sanat ve intizamları gösteriyor ki bir kudret-i kamilenin desatiriyle yani dusturla esas farkını biliyoruz değil mi abiler? Ben hemen hatırla eylemsel göstereyim. İhlas Risalesi yok. Şey, kendi, i̇hlas nedir kendisi? Evet, Doktor. Bizim mesleğimizde ihlas esastır. Evet. Kendisini fiilde nasıl gösterir? Dört düstur olarak. Gelecek dusturlar rehberiniz olsun. Eylemde görelim ki kafamızda meşk olsun. Emir ile dustur farkını eylemde görmesek olmaz. İhlas nurcuların bizim Müslümanın esasıdır. Olması olmaz. Dustur olmasa da oluyor. Yani seni imandan etmiyor. Ama esas öyle değil. Esas daha merkezi bak. E, 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 i̇hlas esastır. Bu ihlası esas alan nurcular ne yapacak eylemsel? Gelecek dört tane dusturunuz rehber olsun. Birinci dusturunuz nedir? Ameli, amelinizde rıza ilahi olmalı. Bu dusturdur. Esas değildir. A peki neye benziyor esas? Üniversite diploması, dustur, ortaokul diploması. Bak tamam. Şimdi niçin ben bunu söyledim? Çünkü bak abiler, bak abiler. Çok acayip şey. Bir kudreti kamilenin desatiriyle. Yani eylemsel hal dustur. Eylemdeki esas değil bu. satir dustur. Tamam Evet. O esastır. Kitab-ı Mubin dusturdur. Yani nasıl inci gibi gö gö göstermeye çalışıyorum külliyatta. Orada es kita kudreti kamilenin kudreti kamilenin esasları ile diyebilirdi. Demedi. Elde orada durmuş. Gayri ihtiyarı. Yani ben niye heyecanlanıyorum? Ya hepsi bilen nasıl olur ya? İnsan düşünüşüyle olur mu? Gibi dışsaldır. Çok güzel misal. Kudret-i Kamile'nin desatiriyle bir irade-i nafizenin nüfus, bunu gafurs yapmıştın. Şamille şey, nüfus mıydı? Neydi o? Şamille ne demiştin? <laughs> Yata. İrade-i nafizenin nüfus eden irade her şeye ulaşan ve sözünü geçiren ve kendine itaat ettiren sonsuz irade. Nüfuzu anlattı. Şey, lugatını söyledim. Bir daha irade-i nafizenin Kavaniniyle yani nafize nedir diye. Çünkü her devamlı işlenen bir kelime değil. Na, nafiz nedir? Yani irade-i nafize ne demek? Nüfus eden irade, her şeye ulaşan irade, sözünü geçiren irade, kendine itaat ettiren sonsuz irade. Yani iradenin e, en büyük bir tarifi da şu abiler. İrade dışsal bir şeyi e, tercih değil. Her şey kendisine itaat ettiriyor, içseldir. Bunu da yazman lazım. İrade dışsal zannediyoruz. Yani haricin üzerine mecburuz. Ya bu ya bu ya bu. Yani sanki eylemsel haliyle mecburymiş gibi mecburiyet ihtiyardır. Yani karşımdakini tercih etmek şu mu o mu? Ama aslında irade mecbur olmadan dışsal. Harici kendisine itaat ettirmek. Tamı harici kendisine itaat ettirmek. Yani mesela irade hangisini tercih edeceksin? Bunu mu onu mu? Mecburun bir tanesini tercih etmeye. Yo bunların dışında diyemiyorsun işte dissal olunca. Ama iradenin harici kendisine bak Osman. Kendisine böyle kendisine itaat ettiriyorsun kendime. Öyle bir irade sahibiyim ki dere yukarı akıyor. Hazreti Ömer yapmış yani. Mesela el Bucu bir avuç toprak şey yapmış. Atmış hepsinin yüzüne. Gitmesi neyi gösteriyor? Biri çoğaltmış. Biri çoğaltmış. Bereket ve kudret bu. Ustak bunu kudretle diyor. Ama ağacı çağırıp kendisine geliyor. Gitmiyor. Toprağı attı gitti. O geliyor. Bu irade. İrade etti ki ağaç ben eylemsel görmek istedim. Ağacı irade etsin gelsin settari olsun defacet için. Ağacı irade etti geldi. Kudret, kudret demiyor o kudretiyle halk etti demiyor. irade etti. İrade etti. Ağaç geldi, toprağı attı, kudrete mazhar oldu. Kudretle bir avuç toprak herkesin suratına tek tek gitmesi, ağacın kendisine gelmesi irade. İrade etti de ağaç geldi. Biraz zorlanıyoruz biliyor musun? Yani ezberlerimizi böyle şey yapıyor. Bu anlayışlarımız var ya, irade anlayışımızı hep dişsal olduğumuzdan dolayı. İrade edince mevcudat sana itaat ediyor. Şöyle bir misal vereyim. Ben ne kadar Allah'a irade ediyorsam mevcudat bana o kadar itaat etmek zorunda. Ben Allah'a ne kadar takvalıysam Allah'tan ne kadar korkuyorsam mevcudat bende o kadar korkacaktır. Cinleri de böyle düşünün. Mesela ben bir hastaya şey yaparken hafızda eylemsel olarak gördüm. Çok etkilenmiştim. Okurken daha bardak koymuş bilmem ne yapmış ben bilmiyorum ama bizi talim ettiriyordu da hurufumu katı öğrenirken gelmiş bir şey işte hastası. Dedi ki ey Allah'ın mahlukatı demiş. Ben Allah'a ne kadar itaat ediyorsam sen de bana o kadar itaat edeceksin. Ve itaat etmek mecburiyetindesin dedi. O zaman gel buraya bardağa. Ya Müslüman ol ya bardağa gel. Bak kullandığı tabire bak. Ben Allah'a ne kadar itaat ediyorsam sen de bana o kadar itaat etmek mecburiyetindesin dedi. İtaat et. Allah itaat ettiriyor. Allah'a itaat edene mevcudat itaat etmesi kanun ilahiymiş. Cennet de sana, cehennem de sana öyle itaat ediyor. E burada lugatını söyledi biliyor musun? Bak irade-i nafize demek mevcudatı kendisine itaat ettiren demektir. Bunu ben kendim şey yapmadım bu lugatı anladın mı abiler? Şimdi eğer irade haritsen olursa mevcudatın varlığına mahkumdur. Şunu mu bunu bunu mu tercih edeyim? Yok ben bunların dışında tercih edeceğim öyle bir şeyin yok. Bu ihtiyar ise. Ama irade arttıkça mevcudatın vücutları sana itaat ediyor. zaman irade arttıkça halife arz Artıyor. Mevcudat sana itaat ediyor. Köpek, domuz sana bir şey yapamıyor. Aslan parçalayamıyor. Mesela dağlara diyor ki bismillahi af et diyor. Araba. böyle bir çizgi yapıyor, yol açılıyor. Kavanini ile. Neyle? İradi nafizenin kavanini ile vücut giydiriliyor. Nerelere vücut giydiriliyor? Bak şuradan bir de bakayım. Kitab-ı Mübin'e vücut giydiriliyor. Yani biz vücut e, şeye, sır insana eneği giydirildi. Ene'ye ruh giydirildi. Ruha kalp giydirildi. Kalbe vicdan giydirildi. Vicdana dima giydirildi. Dima da be ceset giydirildi. Görüyor musunuz? Sağlığı, şunlara bak. Nerelerdeyiz aslı ya? Bunlar bize giydirilmiş bir kılıf bir kılıf daha, bir kılıf bir kılıf daha, bir kılıf bir kılıf daha. Hep bu, bu, elbisenin üzerinde bu, bu, bu ben zannediyor. Yani ne kadar cinayet işliyoruz kendimize ya. Ne kadar zalimiz. İnnehu zaluman cehula. Hem cahiliz hem zalimiz. Niye? Bu elbiselere bak. Sır insana ene giydirildi. Ene verildi diyor. Emanete verildi. Kime verildi? Birisi olması lazım da. Olmayan bir şey. Olmayan olması lazım. Ene verildi mi? Verildi. O ene ruh, ruh Ruh libası giydirildi diyor. İman bile giydirildi. İman bile libas. 20. söz. İman libasını ruhunuza giydiriniz diyor. Ruh giydirildi. Kalp giydirildi. Çık dışarıya. Vicdan giydirildi. Yani vicdan ne demek? His libası giydirildi. Bak sır insana ele giydirildi. ene latifeler giydirildi. Latife ruh. E, ruha kalp yani duygular giydirildi. E, kalbe duyguya vicdan yani hisler giydirildi. Ee, vicdana yani hislere akıl yani fikirler giydirildi. Fikirlere beden yani beden cismaniyet giydirildi. Cismaniyet. En cami en kesin. Ben hiçbirisi değil. Peki bunlar kim? Bana hibe edilmiş. Emanet verilmiş yani. Bunu bana, beni bana vermiş. Allah'ım beni bana ver. Evet. Temlik etmiş. İba etmemiş. Temlik etmiş. Ama bak hele bana neler verilmiş. Beni bana vermiş. Daha ne verecekti? Allah'ım beni bana ver. Ben beni, ben, ben, beni bende kaybettim. Beni bana buldur ya Rabbi. Beni bende kaybettim. Beni bana buldur. Ki ben de seni sende bulayım. Evet. Ne dersen de çoğalta çoğalt. Hasan çoğalt. abi. Onlar kitabında yok mu? Veya sırrı insani hiçbir zaman ben demeyecek hüve diyecek. Et. Bak. Evet evet. Ene ben der sırrı insani hüve der. Harika. Aynı öyle yaz onu da. Yaz doğru onaylıyoruz. Bak şimdi. Ene yırttım. Artık ben demek yok yani orada bitti. Bak ene yırt diyor. Yırttım ustadım. Hüveyi göster. Hüve ol demiyor ki. Onu göster. İradeyi tatbik edelim abi bunu. Et şimdi. Sen söyledin. En. Ha irade tatbik edersem irademi iradesine bağlarsam iradesi iradem olur işte ha hüveyi gösterdim gördün mü ha aferin Allah razı olsun güzel dedi irademin işlevi içsel işlevi irademi iradesine irade edersem iradesi iradem olur çünkü Allah bana mı adım attım o da bir adım attı irademle iradesini irade ettim bana bir adım atarsam on adımda o cevap verdi iraden diyor irademdir dedi Cevabı da öyle oldu. Tayyum ve teşahhus. <laughs> Bunu ben Nurcu'ya anlatamıyorum ha. Bunu bundan Nurcular inan çekiniyorum, imtina ediyorum ya. <laughs> bak abi bir tane de çıktı bak. Biz değil miyiz diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ya ustadı Nurcu'ya anlatamıyor. Bak en iyi tüveyi göster dediğin zaman oku kardeş kolaycan kurçalama oraları. Tamam yani. Ustad şali yücelsin konuş vahdeti vücutçu de şamari yiyorsun. Hemen şamari yiyorlar, vuruyorlar tokatı. Yani oysa dissal oluyor, oluyor yani. Ama ya vahdeti vücutçu. Mesela bak ne diyor bak adama bak. Benim değil arabaya yazmış. Arabayla gelmiş. Arkadaki cama yazmış. Ha izindeyiz falan yazıyorlardı ya. O da yazmış. Benim değil. Millet okunca ne der? Araba benim değildir zannediyor ya. Böyle hep binerken inerken şey de koymuştur mutlaka onun tarafına konsüle. Benim değil kafasını ve adam bize basit geliyor değil mi sıradan? Adamın alemi nasıl iyi olmuş? 5-6 tane ilaç kullansaydın, kullansaydık bunun benim değildir anlardık. Ve anlamazdık, hissederdik. Fark eder, mahsederdik nasıl çıldırıyor. Nasıl okuyor bir görsen çıkartmış defterini. Sanki şey, emni, şey mühendislik defterini. Onu çıkarmış, onu çıkarmış, onu çıkarmış. öyle çak 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 çak. Allah Allah. Bunu dur derim ya. Aha, aha, bu benim değil. Yazmış böyle. Tek tek. Ve Sese Risalesi'ni en fazla iki kelime koymuş. Tek tek kelimeleri yazmış. Kelimeleri, kelimeleri. Yani ilim onu tard eder. İlim nedir yazmış. Tard eder nedir yazmış. İlim onu tard eder'i yazmış komple. Bir tek tek söyledi sonra birleştirdi. Bak ilim yazdı. Tart Ederi yazdı. İlim onu tard eder. Üçüncü bir şeyi yazmış. Böyle ya. Çünkü niye? Dert ya. Derti dert edenirsen dertler sana derman olur. Dertleri dert diye bakarsan derdin dert olur. Devam ediyorum. Allah Allah. İrade-i nafizenin yani irade-i nafize şuydu abiler. İrade ile farklı irade ile harici kendisine itaat ettirmek. Hani iradeyi biz biliyorduk ki Dışsalı diş, tercih ediyorduk. İrade-i nafize demek nüfus eden. Edince ne olur? Her şeye, her şeye ulaşan. Bak irade-i nafize neymiş? Her şeyi nüfus eden. Edince her şeyle her şeye ulaşan. Ve sözün her şeyi geçirince her şeyi kendisine itaat ettiren. Bunun kavanili ile vücut giydiriliyor. Sonra suretler tayin teşhis edilip birer miktarı muayyen birer şekli mahsus veriliyor. Ne ile? İrade ile. Sana orayı ben görünce tahayyül aklıma geldi ya. Suret tayin. Evet, Çünkü irade bak 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 neler yapacak. acayip bir şey ya. Tayin teşhis eden bizdeki tahayyül. Neler yapmıyor ki ya bu içsel? Demek o kudret benim cümle değil ha bunlar. Sıkırmızı kırmızı ustad. Yani o e, tayin, teşhis, e, miktar, muayyen, şekli mahsus sanki iradenin şeyleri gibi yani açılımı gibi. Açılımı şeydeki serbest bölgedeki tahayyülde gibi yani. De açılımı. Açılımı zaten söylüyor. 32. sözde de bu mana var. Yani biz tercih etmek deyince var olan yani tercih gene diyelim. Ya işte dışarıdakini varlar arasında dol geziniyoruz. Oysa evet. ustat daha var yokken iradesiyle teşhis ediyor, tayin ediyor. Evet. E, miktar ediyor, miktarını kaç kaçta? muayyen veriyor. Daha, çünkü Allah var iken hiçbir şey yoktu ya. Allah var iken mevcudat, eflak, şeceli, hilkat yokken irade ne yapıyordu? Bunu yapıyordu işte. İşte yani aslında tercih olmuyor bunlar. Takdir gibi yani. Evet. <laughs> tercih değil bakın. Eğer irade sif tercih olsaydı mevcudatı kendisine tercih değil mevcudatı kendisine itaat ettiriyor. Bizdeki tercih oluyor. <laughs> Bizdeki dışsalı tercih. İçeli de tercih değil. Yapılanmak nedir o? Allah'a bakan yönü ayrı Osman. Hı hı. Mevcudata bakan yönü ayrı. Kendime iyiyim. İhtiyaç işteyak incizap meyil. Bunu, bunu aktif, bunu yapılandırdı beni. İrade bana, bana böyle baktı. İhtiyacımı, ihtiyacımı, iştiyakımı, meylimi yapılandırdı. Sonra demek o kudret ve iradenin külli ve umumi bir mecmuai kavanini bir defteri ekberi vardır ki her bir şeyin hususi vücutları, mahsus suretleri ona göre biçilir, dikilir, giydirilir. Şimdi izaha giriyoruz abiler. Kitab-ı Mübin ise alemi şadete bakar. Açtın abi? Tamam. İmam Mübin ise alemi gayba bakar. Kitab-ı Mübin Alemi şaadete bakar, zaman hazıra nazar eder. Kitab-ı Mübin'i topluyorum. Kitab-ı Mübin 1. Alemi şaadete bakar, alemi se şey, zaman hazıra nazar eder. Kudret ve irade ilahinin bir ünvanı, bir defteri, bir kitabıdır. Görüyor musunuz şu şey kaldırsana abi sen görüyorsun da kaldır böyle. Veya ben mi kaldır? Ha bak. Bak abi dur. Kitab-ı Mübin neydi? Tâvsifi külliyatta. ''Bir.'' Alemi şadete bakıyormuş. Alemi gayba göre. Hiç dokunmuyorsun ya. Yani. Ne Aynı böyle geçiyor. Zaman hazıra nazar eder. Zamana şey yapıyor. Mevcut demedi. Zaman. Farkında mısınız? Şöyle. Abi bir şey söyleyeyim mi size? Zaman bile bize elbise. Zaman bile bize elbise elbise. Zaman elbise. Rahmet elbise. Rahim elbise. İman elbise. Fikir elbise. His elbise. Duygu elbise. Şefkat elbise, elbise bize. Elbise libastan geliyor. İblis de libastan geliyor. İblis, libas. O da bir libas. Biz garibiz ya. Garip memlekette garibiz. Vatan astımize ve makarı saltanatına muştakız. Bak hele kitabımı zamanla ne işin var senin? Ya külliyata bu cihete baktığın zaman hep ne kadar bitmez, tükenmez bir hazine. Nasıl bir aşk oluyor insanda? Nasıl heyecan oluyor? Bitmez bir iştihak oluyor işte böyle. Heyecan oluyor. Bitmiyor. Yatağından kaldırıp yazdırıyor. Bak. Sonra kitab-ı mübin bak kitab-ı mübin Kudret ve iradi ilaninin bir unvanıdır. Bu. Bir defteridir bu. Bir kitabıdır bu. Unvan mesela unvanı nereden tanıyoruz? Ee, Hızır Zülkarneyn. Bir unvandır, bir muayyen bir şans değildir. O sıfata, o vasıfa bürünen Hızır oluyor. O sıfatı kendisinde barındıran, gösteren Zülkarneyn oluyor. Onun için unvan denmiş. Unvan bir şans değil. Mayen bir şans değil diyor, diyor zaten. Unvan-ı mulaza. Yani o Zülkarneyn'den ne anlıyorsan, o vasıflar insanda olursa, o köyde, o evde, o ilçede, o devlette o adam Zülkarneyn'dir. Evet. Bakın bir köyde nurculuğu götüren bir insan o köyün Hızır'ıdır. O köyün Zülkarneyn'idir. İmam-ı Bin. İmam-ı Mubin nedir? İlim, emir. Tamam. E nedir o? Topladı mazi bilgilerimizi. İlim neydi? İsmi Sikkeyi tevittti. Sonra başka emir neydi? İsmi ahirdir. Tam Hatemi i vaktettir. Ee, İmam Mübine defter ya da kitap bir şey dedi mi? Normal şeyde metinde hatırlıyor musun? Me, e, İmam Mübine şey dedi. E, kader dedi. Dur bakayım. Ben okuyayım. Şey değil. Acele, acele. Kitabu Mübin ise âlimi gaybten ziyade âlimi şahadete bakar. Yani mazi ve mustakbelden ziyade zamanı hazıra nazar eder ve ilim ve emirden ziyade kudret ve irade ilahinin bir ünvanı, bir defteri, bir kitabıdır. İmam-ı Mübin kader, kader, defteri ise, kader defteri. Hasan abi defterle kitap farkını konuştuk da Mehmet abiyle. He. Şimdi kitab-ı Mübin hem defter hem kitap, hem yazılan hem okunan yer. Yani an olduğu için efendim, hem güzel. yazılıyor, anda kudret yazıyor, hem, okunuyor. hem de okunuyor. Ama iman mübine kader defteri diyor. Sadece yazım var orada. Okuma yeri değil. Evet. Nadir insanlar oraya okuyor. Evet. Zaten nadir insanlar lefi girer diyor okur diyor. Okur diyor 16. lemada. Evet. Onu... Defterde kalmış. Yani kitap pek umumi değil yani. Evet. Allah Okuma Allah. Okuma yeri burası. Hmm. Kitap değil. Alem. Onun için ondandır ki, ondandır ki şu bedenin, şu bedenin şu alemi şahadetin şu cismaniyetin kıymetini bilmek lazım. Şu bedeni, şu zamanı, şu bedeni var ya bedeni. Bedenle. Çünkü mutlak e, bak ruh mutlak ve muhit olduğundan muayyenleşemez, bulunamaz. Ceset, beden bunu muayyen kıldı. Onun için çok değerli ya. vahdet vücudun en zıt mevzusu burası aslında. Yani e, Tabii ya. vücut vücut mevzusuna dönmüşsünüz ya da şey yani meziyet zannediliyor biliyor musun? Tefi evet. Yani yok, yani biz şu an her şey hikaye deyip geçmemiz lazım. Yani şeye doğru gitmemiz, vahdete doğru gidip. Meziyettir biliyor musunuz abiler? Bazı böyle tasavvufi şeyler var böyle. Böyle kaçık şeyler var. Meziyet Vay yok etti mevcudatın arkasına şey. Sanki meziyet ya bu sukuttur ya. Usta öyle diyor, sukuttur diyor. Sukuttur. Çökmektir. Yani bunu yok sayıp bir şey anlaş şey yapmak. Yok ya, Allah Allah. Zaten ya kitab-ı beni nasıl yok edersin. he doğru? Zaten burası yani. onun kıymetine of of. Şimdi onun ya ben tadına doyamıyorsun ya bu mevcutan var olduğumun varım ya varım ya var var olduğumu varlığımla biliyorum. Var olduğumu varlığımla var ettiğim için biliyorum yani varlığımı varlığımla var ettiğimden varlığımı biliyor. Vahşet ve kesreti cemet diyoruz abi. Ha evet. Kavşak ya. Bu beden için Allah Adem'e o şeyi yaptırdı ya. E tabi yap, yaptırdı derken e öyle olsun. Yani <laughs> öyle. O malum hadiseyi yaptırdı da alemi şehadete geldi. E ustad ne diyor Adem'in Adem bu niye böyle oldu diyor. Hikmeti tavziftir diyor. Bizi buraya alemi gaybden alemi şehadete taşıdı o olay. İyi ki oldu. İyi ki geldik. Allah ondan razı olsun. Baba, baba bizim için uğraştı. Ya, çok hoşuma gidiyor ya. Bu halim şahadette bulunmak hocam. Bir an dursan, bir an bir mensubiyet diyor. Bir an mensubiyet cihetiyle nihayetsiz baki vücutları kazanmasına vesile. Bir ana, bir anda Şerif şöyle dese. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Niye çabuk söyledim? Belki ömrüm yetmez. La ilahe illallah yavaş demiyorum. La ilahe illallah Muhammed Resulullah desen bitiyor. Baki mutadit. Baki mutabak. Baki mutadit vücutları kazanmasına vesile. Bir an me mensubiyetle doktorum. Bir an, bir an. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah bitti. Ya sana bir elbise giydirilmiş. Beden bir elbise, fikir elbise, yani düşünceler elbise, korku elbise, hafk ölüm korkusu elbise, elbise de elbise hep elbise ya çıkar 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 ama öyle çıkartma işte yırtarsın dökersin. Şöyle i̇mam mı bin? ilim, İsmi evvel. Sikke neydi abiler? Sikke nereye? Ağacın nesine denilir? Çekirdek abi. Çekirdeğine. Allah razı olsun. Bu binanın temelinden bugüne kadar gelmesine sebep, kalemi elime verene kadar kader ilahiye hamd ediyorum, şükrü diyorum. Buna da vesile olanlardan Allah razı olsun diyorum. Bak verdi bak. Ne kadar hoş. Çok rahat, refah. Bu zat diyor ki ben gelebilir miyim? Cennet mahallesinde o küçük çekmeci olsa gelebilir miydi? Gelemezdi. Olabilir. Dolu. Zeytinburnu'na gelebilir miydi? Gelemezdin çatıya. Şimdi yok. Lugatı sormamak şartıyla otur. Oturabilirsin. Bak. Nerede nereye ya? Şükredelim diye. Elhamdülillah. Sebep olana. Bak abili. Hatem neydi hatem. Meyve, meyve. Şurayı. Bu meyve. Vay be. Allah. Zaten söylüyor. Külliyat'ten koş ya, baktıkça dayanmıyorsun ya. Daha bilgi dur dur Altı ya şimdi esas. Bundan sonra devam edeceğiz. E, yani bugün e, akşama kadar buradayız yani. Ona göre planlayayım. Kita okuyorum. Hem verelim mi? O zaman şey yapalım. Ara verelim. E, ne kadar mı var? Bak yapayım. Bu bu metnimiz ha? Bu metnin. Şuradan başlıyor. Yani metni şuradan okudum. Tamam, onu okudum. tamam. İza şu. 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 Gitti diyorum şu. Şuraya kadar. O zaman ara verelim. Hadi bakalım. Birinci ders El-Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ala Resulina Muhammedin salavat Dur bakayım bana bırak Şimdi dersin en son tarafı Kitab-ı Mubin alim-i bakar, zaman hazırla nazar eder. Kudret ve irade ilahiyin bir unvanı, bir defter, bir kitabıdır. İmam-ı Mubin demiştik. İlim, emir, ilim ismi evvela, sikke tevhide demiştik. Emir ismi ahir hatem vahdet demiştik. Buraya kadar gelmiştik. Bundan sonra Kitab-ı Mubin kudret ve iradeye Şamildir. İsmi batın, ismi zahir, ismi batın tura. Bunların da yerini koyduk vahdaniyet. E, mührü ehadiyet. Bunlar kendisi ustadın sari ifadesi. mührü ehadiyet. İrade, işte Osman tercih gibi gözükürken tahsis ve tayin daha yokken. Yani e, nefsül emre, harice bakan tarafına biz hası fikir ettiğimizden tercih anlamışız. Oysa tahsis ve tayine kudret de irade de var, kudret de irade de var. Arasında seçer ve varı mevcut yapar kudret. Kudret de irade de de var arasında, İrade de kudret de var arasında var arasında yani var ama mevcut mu Mevcut daha değil, mevcut yapacak sonra madumları madumlar arasında seçer ve va varı mevcut yapar. Mağdumu mevcut. Mağdumu mevcut. Kudret yapıyormuş bunu. Tekvin ise madum, yoku, mevcut olmayan, yok olanı Adem'den vücuda ihraç tekvin sıfatıyla olur. Ee, madumu Adem'den Vücut ama vücudu mertebeleri artık... İzah etti. sanki orada tam öyle demiyorduk ya. Diyor muyduk? Evet sonra devam edeyim bakayım ne çıkacak bakayım. İrade ve kudret sıfatları bil fiil vücudu iktiza etmediğinden... O zatı vücut, o, şu mevcut değil Osman ondan karıştırıyorsun. Ee, bu vücut değil bu mevcut. O vücut var ya zatı sıfat. Bak irade ve kudret sıfatları bil fiil vücuda vücudu iktiza etmediğinden Bil fiil vücudu icat eden sıfatı hakikiye'dir ki tekvin bu. Çünkü emri tekvini neydi? Desti kudret ilahiden sudur eden, irade, emir ve ilmi tazamun ediyor. Onun üzerinde cereyan ediyor. Devam edelim. Bak çok şey çıkacak garip. Sonra öteki sayfayı alabilecek misin? Kavus. 67 olacak. Bu. Merkezden muhita doğru bakarsak. Emir kendisini alem emir. Yani merkezden dışsal. Dışa nasıl çıkıyor? Merkezden muhita dışarıya çıkacak. Alem emir olarak gözüküyor. Alem. Sonra kendisi emri tekvini olarak. O da kanun ve namus olarak dışarıya çıkıyor. Tamam. Sanki emri tekvini e, tekvinden e, ilmi vücutları ademden çıkartırken ki emri tekvini orada değil mi? Değil bak şimdi. İlim Emir. Bir de söyle neyi sordum. Bir daha deveci edeyim. şimdi biz tekvinden emrediyor. Tekvinden. Ee, Adem'den ilmi atıyor mağdumları. ilmi vücut olarak. Hı hı. Bunu emri tekvin yapıyor dedik. Evet doğru. <laughs> Çünkü emri tekvini zaten kendi söylüyor. Diyor ki emri tekvini. Tekvinin emri. Heh. Şey, onun emri. Ha, siz ama şimdi ee, ne yaptınız? Alemi emire indirdiniz. Alemin al bu, bu, onun emri aynı. Bu e, e, emir oradaki, tekvinin oradaki tezahürü ya, ilim emir. Buradaki emir. Bak emir ne gözüküyor? Alem emir emri tekvini gözüküyor. Yani nedir o? E, emir mastar itibariyle tekvindeki emir. Tekvindeki emir bu. Tekvindeki emir, alem. O içinde bir alem. Nasıl bir alemse. O da emri tekvini gözüküyor. Bu alem derken bizim bu şey bulmuş değil yani. Tekvindeki bir alem. Yani emir alem, alem emir. Sonra kendisi emri tekvini olarak gözüküyor. Emri tekvini de kanun ve namus olarak gözüküyor. Namus geneldir. Namus hastır. Mesela herkesin gözünün aynı yerde olması kanundur. Herkesin gözün rengi farklı olması namustur gibi. Emri tekvini, bak burada da şey yapıyor. Emri tekvini, İlim, emir, irade ve kudreti tazamun ediyor. Bunu böyle hani böyle geçiyor. O zaman emir, ilim ikisini toplarsak bak şurada. İmam-ı bini tazamun ediyor. Bu da kitab-ı mübini tazamun ediyor. Emri tekvini, emri tekvini biri mülke, diğeri melekuta. Emri tekvini biri mülke bakıyor. Niçin? Zaten emri tekvini ilim, emir, kudreti, iradeyi tazamun ediyor ya. E, bu nedir? Kitab-ı şey, lef-i mahfuzdur. İmam-ı mübin, kitab-ı yani garip, değişik bir şey söylemedik. Emri tekvini biri mülke kitab bin? Diğeri melekuta imam mı bin? Nedir o? Namus, namus iradedendir, kanun emirdendir diyor ya 59 Mestevi'de. Kanun da imam mı bin? E, bu faz, farklı bir şey bileceğim şu. Fıtrata, hılkate bakıyor. Yani 20. 20. mektupta e, hılkatın en büyük gayesi, fıtratın en büyük neticesi İmanı bir lahtır diyor ya. Hilkat nedir? Allah var, Allah var, biz yoktuk, biz yaratıldık. Ya her şey yaratılış itibariyle eşittir. Hilkattır, hilkatın neticesidir. Masada yaratılmış, ben de, kedi de, köpek de, Cebrail de, Mikel de, ben de. Bu yaratılış, buna hilkat denilir, yaratılmış. Hepsi Allah'a muhtaç, tarafı hilkat. Ama hepimiz yaratıldık, masada, bende ama ben insanım o masadır, o fıtrat. Daha var mı aşağısı? Ha, varmış hava unsuru emir ve iradi ilahiyenin arşıymış. Bunu kullanacağımız için kullandım. Oradan aldım. Hava, hava unsuru emir. Abiler latif nüktelerde bir kanun vardı hatırlar mısınız? Eskide kullanıyorduk bunu. Bazen o kadar şiddeti zuhurundan oluyor ki kudret aynı ilim oluyor. Ya erdübleyi veya sema aklı ey sema suyunu kes, eğer suyunu yut deyince o kadar emri diyor oluyor ki Emir, kudret, kudret emir olmuş. Sanki Allah emrettiği gibi oluyor. Olurken emrediyor. Yani latif niktelerde diyor ki o kadar şiddetli zuhurundan kendi aralarında cehran ediyor ki o kadar şiddetli. Sanki emir aynı kudret olmuş. Hatırlarsınız. 30. sayfada latif niktelerde söylüyor. Yani bazen emir kudret makamında kullanıyor demek istiyorum. Onun için izahını yap şiddeti zuhurundan emir kudretin kendisi değil. Emre diyor kudret yapıyor ya. Sanki emir kudret olmuş. Yani söylediği zaman da oluyor, olduğu zaman emre diyor gibi. Ey sema suyunu kes. De dedi oldu, oldu da söyledi gibi. İkisi aynı anda. İl nedir? Emir kudret olmuş. İşte bu da böyle bakın. Bak. Ya burada ne işi var diyorsun değil mi emir? İmam-ı bin iken. İlim, emir, imam-ı bin. Ama kitab-ı mubinin içinde ne işi var? Kudret makamında kullanmış. O havan anlatıyor yani. Kitab-ı mubini anlatırken. O zaman bunun peşine düştüm. Niye kudreti emir olarak? Emiri de bazen kudret olarak kullanıyor. Çok tuhaf. Çok az kudreti de ilim olarak kullanıyor. İlim donmuş kudret olmuş gibi. Emir İlah'tan gelir. Osmanlıca lemalardan geliyor. Emri ilahi. İrade Rab'den geliyor. Yönetimden geliyor. Osmanlıca lemalardan. Emri Rabbani diyor. Zaten emir olunca anlaşılıyor irade. Emir. İlim ezelden sözler 460. Emri, emri ezeli diye geçiyor. Kullanacağız bunu. Çok acayip tabirler. Emri ilahi kendisini emir. Emri Rabbani irade. Emri ezeli bizde ilim geliyor? Daha çıkmıyor mu? Ha? Yazı yazma modülünü açtınız ya. Ha ha tamam tamam doğru. İrade ilahiyeden evameli tekviniye geliyor. Bunlar kullandığımız şeyler. Kendisi söylüyor. İrade sıfatından şeriatı tekviniye gelmiş. Onu da o söylüyor. Havuz bir şey getirir misin abi bana? 67 ver. Ha dur ben alayım dur. Sana defterin içine daldığımız gibi oldu. <laughs> <laughs> o kadar hoşuma gidiyor ki. <laughs> Kaldırdı defterin içine. <laughs> Of, of acayip oluyor. Yazdığınızın içine giriyorsun. Evet. İçimin içine. Yani keyif veriyor Allah. Verdiriyor. Emri tekvinisi, bak kudret ve iradeyi tazamun ediyor. Daha okumuştuk. Çünkü desti kudret. Sonra bir yere gideceğiz biliyor musun bu malzeme? Hep malzeme. Bunlar olanları tavsif ediyoruz yani hatırlama. Toplayacağız alta alta bunları. Emri Rabbani emri rabbani illeti tammesiz evamiri tekviniye evamiri tekviniye neydi? Evet, evet iyiyim. İlleti tammesiz yani abiler şu. Bir şeye ilmi vücuda ilim, irade, kudret taluk ederse o mahluk olur. Buna ne deniliyor? Üçünün bir araya gelmesine illeti tamme. Üçünden bir tanesi en az eksikse illeti tammesiz denilir. <laughs> İlleti tanrı ne demektir? Üçü bir araya gelirse kaçınılmaz. O mahluk olacak. Vücudu ilmiler illeti tamesizdir. Bu illeti tamesizdir. İhtiyaç, 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 incisap, meyil. Mesela kafamızdaki projeler illeti tamesizdir. Kudret taluk ederse bir ne olur. İlleti tame. Anladık değil mi bunu? Sormak istediğiniz var mı? İlleti tame. Biliyoruz. Çünkü bunu kader risalesinden e, lüzum vücub zaruret olarak. İlleti tameli ta emir ki emri tekvinidir. Emri tekvini kendisini kitab-ı mübin, imam-ı mubin olarak şey yapıyor. İmam-ı <laughs> yani şöyle diyebiliriz bak şöyle. Kitab-ı mübin İmam-ı mübin Emri Tekvi'nin hem İmam Bey'in kitabı beni... Tazamun ediyor. Ediyordu. Şimdi böyle niye ayırdık abi? Çünkü... O İmam-ı Bin Kitab-ı Bini tazamun ettiği için İkam-ı Mübin Kitab-ı bin de olarak söyledik. Yani burada illeti tammeli nefs Mesela e, İmam-ı neydi? Mazi ve müstakbel. Vücud haricisi yok. Vücud haricisi olmayınca bu alem-i şehadete göre mahluk değil. Tabi e, gayba göre ilmi vücutlar da vücuttur ama bu alem-i şehadete göre vücut değil yani şey mevcut değil. Vücuttur, mevcut değil. Mevcut. Var mı bakayım yukarıya doğru? A bak ha, geliyor onu. Acele ettim ben ya. Yukarıda yazdım. Acele etmişiz. Allah Allah. Şimdi illeti tamir neydi bak. Emri tekmini görüyor musunuz ikisinde? Bak şöyle yapayım. Bak. ikisi. İkisi de aynı. Ha. Bak emri tekmini neydi? Ha. Emri Mehmedi. Mehmed'in emri. Emri tekvini, tekvinin emri. Nedir? Kendisini kudret-i ilahiyeden sudur eden, irade, emir ve ilmi tazamun eden. Ne yaptı? Kudreti, iradeyi, ilmi, emri tazamun etti. Ne yaptı? Lef-i mahfuzu etti. O zaman emri tekvini dördünü tazamun ediyor. Yani ikisi kitabı bil, imamı bil. Uygulayalım diye, görmek kolay olsun diye. Emri tekvini illeti tammeli olursa, Hayatı tekvini oluyor. İlleti tameli. Eğer emri tekvini ilmi vücutlar olursa, ilmi vücutlar olursa ilim emri tazamı ne diyor ama illeti tammesiz mevcut değil. Vücudu var. Yazayım. E, komplesinin adı vücudu var ama mevcut değil. İkisi ikisi öyledir zaten. Bu lefi mahfuz değil. İkisi lefi mahfuz. İlmi, ilmi, vücutlar. i̇lmi vücutlar. Yani bunu şey görmenizi istiyorum. Ayatı tekviniyeler vücudumuzda var olan, e, mahluk olmuş, mevcut olmuş. E, fakat e, ilmi vücutlar var. İhtiyaç, iştiyak, sapma meyil, niyet. Onlar da e, Vücut ama mevcut değil. İlleti tamessiz şeyler. Şimdi devam ediyorum yukarıya. Allah Allah. Kitab-ı Mübin kudret defteriydi. İmam-ı Bin kader defteri. Niye böyle alt alta topluyorum? Sonuca gideceğiz onun için. Bir kudreti kamilenin ne demek? Tam ve mükemmel kusursuz. O var varmış o taraf. Desatiriyle, dusturlar ve kaideler, prensipler, genel kuralları ile. Bir irade nafizenin nüfus eden. Yani geçiyordu hatırlar mısınız? Ee, şöyle bir şey geçiyordu. Bak kudret-i kamile gafur sormuştu. i̇rade nafize sormuştu. Şimdi kudret-i kamile ne demek? Tam mükemmel kusursuz desatiriyle. Desatir, ihlas esastır. Kendisini dustur olarak gösterir. İhlas ne büyük bir esastır, ne büyük bir kudrettir. İken, madem ihlasa ne büyük bir esas kabul ettin, o zaman şu diş sallar, dusturunuz olsun. Amelinizde rıza ilahi olmalı, dusturdur, esas değil. O şekilde kendini gösteriyor. Niye söyledim? Desatiri ile, dusturlar, kaydeler, prensipler ile, genel kuralları ile, nefs-i ile, bir irade-i nafizenin, nafis, nüfus eden, her şeye ulaşan, sözünü geçiren, Kendine itaat ettiren, hangi irade karşıyı biz seçiyorduk? Seçmek zorunda o kalemi bu kalem bu adamı o adamı, orası mı burası mı? Nereye mahkumum? Harici mahkumum. Mecburu. irademi kayıtladı karşısı. Oraya göre beni şekillendiriyor. Ama irade-i nafize demek, karşıya o kadar nüfus ediyor ki, kendisine itaat ettiriyor. İrade-i nafize, o kadar tesir etti ki kendisine, mesela diyelim ki e, Temviva veya a, Avesmi, bir uzaktan şey var ya Davut, bilgisayara girmek. Erdinç'e söylüyorum giriyor, şu eksiğim var diyorum, şöyle bir şeye ihtiyacım var, yapıyor. Dün mesela bu asır, bu zaman var ya, onları bu zamanı kırmızı yapacağım dedim. Bord'da Davut yazı var, ben uğraşamam üç sayfa, bu zamanları kırmızı olsun sıfır bir şey yap da ben hiç uğraşmadan basayım bu zamanlar kırmızı olsun. Adam girdi tak diye yaptı. Niçin söyledim? Aynı olmuş. Sanki önünde bilgisayar imiş gibi. Benim bilgisayar nerede? Bak nasıl e, ne yaptı? Nüfus etti, itaat ettirdi. O için anlattım bunu. Nüfus etti, itaat ettirdi. Bak yani irade öyle bir şey ki, irade öyle bir şey ki oraya mahkum değilim. Yani e, ee, harici baktığım zaman şunu mu onu mu, bunu mu tercih edeyim? Sif tercihi bırakırsak irade Ali basit oluyor. Boş ver, iradeni kullanacaksın. İhtiyarına mahkum olmayacaksın. Oraya ben nüfus ediyorum. Nasıl yapıyorsam oranın ihtiyacına oranın iştiyakına, incizabına, meyline giriyorum. Orayı e, e, A ismi neydi o programla giriyorum. Şifrelerle girdim mi? Şifrelerle. Bilgisayara nüfus etti mi abi? Kendime itaat ettirmek ben oluyorum. Ha işte Arnavutköy'de, köyde haşirin evlerde, ha almaya dam şurada fark etmiyor bilgisayar. İkisi aynı. Nereye koydu onu diyeceğim. İçinin içine koydu. Kendi bilgisayarının içine bilgisayarımı koydu. Hakikaten ikisi iki farklı bilgisayar ekranda tektir. İrade-i anlatmaya çalışıyorum. İrade böyle bir şey. Nüfus ediyor nereye? Eşyanın batınına nedir o ihtiyaç, iştiyak, incizap, meylini kendi yapılandırmıştı. Kendisi gene bunu bu kodlara giriyor. Bununla alakalı onlara buraya nüfuz edince bununla alakalı olan her şeyimize sahip oluyor. İçinin içine alıyor. Erdinç bilgisayarı ile kendisinin içini alıyor beni. O zaman ben ne oluyor? İçimin içi oluyorum diyor. Yani iradeyi çeşitli sahalarda çarpıcı şeylerle bize ustat gösteriyor. Ben de gayret ediyorum kendime ki yani irade harice mahsus değil. İradenin üç yapısı vardı. Kavşaktı. Halka bakan yönü var. Kendisini irade mevcudata bakınca ihtiyar, halike bakınca irade kendisini olunca evameli tekmini, ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil gibi kendisini yapılandı. Bu tespiti ve teşhisi etmek vallahi çok büyük nimettir. Bunu ihsan eden Allah hamdolsun. Bu çok zordur. ben bu kadar makale okudum. Okumaya da devam ediyorum. Bir tanesini anlatmıştım. Marmara Üniversitesi'ne bağlandım. Bunu söyleyince hemen ala kadar oldular, şaşırdılar. Eylemsiz, nefsül emirde irade olmadan nasıl olur falan. Ama orada yazarlar da varmış. Bunun başka bir şey, iradenin o zaman sen dedi yapısından farklı bir şey mi söylemek istiyorsun? Yani o zaman Allah, ben de dedim ki Allah e, variki var iken mevcudat yoktu. iradesi var mıydı? Vardı. Peki eğer irade harice bakıyorsa sırf e, o zaman hariç yoktu. Nereye bakıyordu ki? İrade kendisini nasıl yapılandırıyordu? İrade harice baktırsak bu olur. Allah'a baktırsak bu olur. Kendisine baktırsak bu olur. Dedi ki ya bu taraflara yozunuz düşmüyor mu dedi. Tanımıyorum siz ama. Biz dedi hem istediğinize yardımcı oluruz dedi burada. Ben burada olurum dedi. Adam ben yazarım dedi. Diyanet İşleri'nin eserlerinde bir birkaç tane eser söyledi. Ama senin bunu söylemek için söyledim. Daha önce de söylemiştim. Senin kastettiğin şey yok bizde. Işte. Yani halitsiz irade yok. Allah'ın bir nimeti diye anlatmak istedim. Allah'ın bir ihsanı olarak ya vicdanda nasıl yapılandırıyor? Ben de anlamış değilim. Allah nasip edecek yoksa sen ben kimiz ya? Allah ehliyetsizlerle gösteriyor ki yapan benim. Ehliyetsizlerle gösteriyor ki yapan benim. Ümmiden peygamber yapan Allah, mektebe gitmeyen ustatla da müceditlik yaptırıyor. İ i̇lahiyet vesaire dinme şeyli okumadan da bunları gösteren Allah da aynı Allah şey demişti. Ali burada değil mi? Allah başka bir şey dedi. Değil mi Ali? Ünvan oldu bak. Ne de? Ha. Bambaşka. Vallahi diyemedim evet. Ve fıtrı söylüyor. Ta kemiğinden çıkıyor. Allah bambaşka. Dedi ya. Yani. Ama o söylemiş şey çok güzeldi. İnşallah dünya ve ahirette çaycı ve kahveci eder seni. On var nerede bu meclisi Ali'nin kahvecisi olmak? Evet, evet. Ustadın çay Cemil abisi, talebesi vardı çay Cemil. 68. Ay, bak Osman bak. Osman görüyor musun bak? İçine doğru gidiyorsunuz şu. Dikkat edin kaçmayın abi. <laughs> Aa elimde kaçtı. Kaçarsanız nasıl çıkar? E, vallahi doğru söylüyorsun ha. Sol tarafımı oynatıyorum. Şimdi acaba Furkan seyrediyor mu? O hep gülerdi böyle. <laughs> Furkan yukarıda asla. Furkan'ımızı hasta ettik. Buradayız değil mi? Ben de, ben de. Tamam. Bu say bu konuyu bitirdik mi kesiyoruz namaz kılacağız. Tamam? Hadi bakalım. Kudret-i Kamile'nin irade-i nafizenin, önce sayfada konuşmuştuk, ile. Suretleri, bu ikisi bir araya gelirse, suretleri tayin. Sizin köye bak ya, sizin köyde olmuş Mehmet. Karasta mı yazdın abi? Evet. <laughs> o yüzden buradayım ben. <laughs> Allah Allah, bak sizin köy. Koş bırakmaya gelmiyor evet. Görün orada olmuş. Ne mekanı yazar mutlaka, tarihi yazarım. Oradaki dershane. Suretleri tayin, vücudu ve suretleri tayin vücut giydiriliyor suretleri teşhis edilip hani tercih değil Bakın, baksana şunlar ee, bak suretler tayin vücut giydiriliyor suretleri teşhis edilip teşhis edilip nedir yani üçünü toplarsak birer miktarı muayyen birer şekli mahsus veriliyor bu bir araya getiriliyor ki miktar ve şekil olsun Şeklin desatiri miktarı ayarlıyor. E, i̇rade de şekli mahsusu. Herhalde ya. O geliyor na, Nazmuani ile. Çok acayip uyuyor evet. E, uyuyor. Yani o miktarı kudretin düsturları ayarlıyor. Evet. Şekli mahsusu da irade. Gibi her. Bunları belirliyor. Çoğalt da çoğalt. Kudret külliymiş. irade umumi. Çok acayip bunlar. Külli gördüğümüz zaman kudret bir mecmuayı kavanini bir defteri ekberi vardır ki yani metin bu külli kudretiyle umumi iradesiyle ne yapar her bir şeyin hususi vücutları ve mahsus suretlerini ona göre e, biçilir dikilir giydirilir yani bunu şöyle bir şeydi İnşallah ee, inşallah şey yapmayalım kırmızı şöyle 3 tane var. Her bir şeyin hususi vücutları ve mahsus suretleri ona göre biçilir, dikilir, giydirilir. Elbiseyi biçer, Hep diker. Şey olmuş yani, hepsi nazman olmuş. Yani. Hepsi olmuş. Tamam yani, hepsi tam Allah Allah. Garibime gidiyor yani. Var mı, başka? Yok. Şimdi sonuca doğru gidelim. 69. İbrahim görüyor musun? Eriyip gidiyorsun işte kitabın için. İlim aşkı da böyledir. Ama burada olduğumu zannediyoruz. İbrahim burada mısın zannediyorsun? Ben sana bir soru sorayım. Hakikatsız suret var mıdır? Yok. yok. Hakikat var ama suret olmayabilir. Ama suret varsa mutlaka hakikat var. Şu anda suret misin? Evet. Hakikat da aynı. Şu an olacak değil, oluyor. Şu anda da oradasın. Onun için sürprizlik yok orası. Bu meclisi Ali orada da var. Evet. Kudreti kamilenin desatiri, desatiri, irade inafizenin kavanini ile suretler tayin teşhis edilip birer miktar, birer şekli, he, miktarı muayyen ve birer şekli mahsus veriliyor. Külli ve umimi. Topladık şimdi ne kadar olanları? Bir mecmai kavanini, bir defter ekberi vardır böylelikle. Her bir şeyin hususi vücutları ve mahsus surettir. Ona göre biçilir, dikilir, giydirilir. Kudret de satiriyle tayin ediyor. Nazmani yapıyor şimdi. Kudret de satir, tayin, miktar külli, mecmai kavanin devam ediyor. Hus devam ediyor. Hususi vücutları ona göre biçilir, dikilir, giydirilir. Şimdi iradeyi söyleyecek. Şimdi ne kadar buydu? Şimdi iradeyi söylüyor. Yani topladık nazmani birbirini eşleştirerek. İrade kavanin kudret desaterdi. Teşhis tayindi. Şekli mahsus miktarı muayyen. Umumi ve külli defteri ekberi mecmai kavanini mahsus suretler hususi vücutları ona göre biçilir dikilir giydirilir biçilir dikilir giydirilir bu da. İrade, kavanın, kavanin görüyor musun farkı? Evet uçaktayım geliyorum. 9.25 sabah uçakta yazıyoruz şimdi uçakta bu yazıldı. Yani arzu böyledir işte ilim işte. Cep telefonuyla i̇ştiyak. iştiyak. Aa işte. O, dur işte uçakta. Evet ya. İrade, iradesini irade ettiğim için o şey yapıyor. Yoksa otur seyret işte uçağı aşağı seyret. Filmler vermiş sana. Ekran'a filmler var. Kulaklıkta vermiş. He doktor? Ama Bak uçaktayım. 9.20 saat. Rize İstanbul. İşte isteyene veriliyor. ilim. Zenginliği de istediğime veriyorum diyor. Abi bir önceki sayfada metin vardı ama. Ne metini? <laughs> evet. Dus, dusturları e, ve imlası tahtında. Evet o parçayı buraya aldım. Zamanı hazır teşkil ediyor alemi şahadetten icad eşya, tasarrufa medar, kudret ve iradi ilahiyenin bir, bir ünvanı olan kitab-ı mubinden istinsah ile seyah zamanın hakikati ve sayfe misalesi olan bak e, lef-i ispat nedir veya zaman hakikati nedir? A eşittir, B ise B eşittir. A. Seyah zamanın hakikati. E, seyal ya. Hani kaç tane zaman vardı? Bedende ceyran eden, fikirde ceyran eden, vicdanda his, hisse giydirilen zaman, duyguya giydirilen kalpteki zaman, ruhtaki zaman, bir de zamansız zaman. Arka tarafta seyyal zaman, hakikati lef-i ve ispatta oluyormuş. Hakikati orada. Sayfe-i misaliyesi, e, kelimat kudreti yazmaktan, o nerede? Lef-i ve ispata. Bak, kelimatı kudret. Kudreti görüyor musunuz? Kelimat. Kelimat, kudret. Mesela bu kudreti nasıl dönüştürelim? Bir telefona veya elektronik kapılara diyorsun. Davut desen açılmıyor. Davut desen açılmıyor. Davut diyorsun açılıyor. Bak, ee, kelimat kudret olmuş. Emir. Telefona o sesi yükle, telefon açılıyor. Veya görüntü kapı açılıyor. Bir de ses de açılıyor kapılar. Mesela o yeni kapılar var, kapı şeyleri tuşlamıyor. Açıl diyorsun. Açıl. Ne dersen kabul etmiyor. Nasıl yükledinse. Çok garibime gidiyor. Böyle kapılar gördüm. Kudret yani kelima, kelimati kudret. Kelimat kudret de olmuş. Aynı şey. Ha anahtarı kullandın doktor. Ha o sesi kullandı. Kelimat. Kelimat işte kapıları açıyor. Kur'an kelimatı. Kelimat aynı kudrettir. Açıyor orayı. Kapıyı açıyorsa kapıyı aç. Kapıyı aç açar. Kelimatı kudret. Ve nezil mine kur'an şifan ve rahmetilil müminin. Kelimat kudret böyle açıyor. Allah Allah. Kelimati kudretiyle yazmak, çizmekten gelen harekattır. Yazıyor, çiziyor, yapıyor, kaldırıyor. Onun adı da bizde zaman denilmiş. Var olup yok oluyor. Var olup, yok olup var oluyor. Var olup yok oluyor. İlimden kudrete, kudretten ilime geçişte ortaya çıkan, bize yansıyanın adı zamandır. Yazıp çizmekten, yazıp kaldırmaktan, var edip yok etmekten ortaya çıkana Bizdeki o şey zaman diyor. Bak gelen harekattır ve manidar ihtisazattır İhtisasatla hareket arasını söylüyorum. Ben hareket ediyor muyum abiler? Farklı farklı hareket ediyorum. Mehmet abi ben hayali ipimin ucunu tut abi. Tut. Hafız da ortada. Gel gelsin gergin olsun ip. Ortadan kaldır. Bırak. Bırak. Aynı yerde. Buna da ihtizazat Allah 29. sözde söylüyor. İki tane ayet var, ayette gördüm, belki daha fazla vardır. Halkın cedid ayeti, var edip yok ediyor, yok edip var ediyor, var, yok, yok, var. İlimden, kudrete, kudrete. Bunun adı e, harekat değil, ihtizazattır. Aynı, gelmiş olan ipi kaldır. Aynı yer. İhtisat. Yazı da öyleymiş. Yazı biz yani mikroskopla böyle baksak böyle nokta nokta. Buradan evet. bakınca böyle şerit gibi gözüküyor ama Gözükür. yazı da böyle nokta nokta gibi. Hep nokta nokta zaten. Ama hareket nedir? Bak benim mesela çeşitli hareketlerim var. Hareket. Ama ihtisazat ise farklı değil. Aynı şeyin gibi gözükürken tekrar. Geçmiş nedir? Asıl ve ilimdir. Gelecek nesil ve emirdir. İmam-ı Bint. Çok tuhaf. Bu bulunmaz işte. Bu da su, o bütün alt alta toplamanın sonuçlarından meyvesini topluyoruz. İlim asıla bakıyor. Emir ise e, vara deniliyor. Gelecek. Emre diyorum gelecekte çıkıyor. Mesela Mehmet kalk. Mehmet ver. Vara emrediyorum. Yani çıkı, çıktı gelecekte. Ama ilim ise geçmişe bakar, asla bakar. Ee, şey emirse nesne bakar, nazm maniyle çıkmış, zaman hazır, teşkil ve kudrete, alemi şahdet, icat ve irade kitabımı bin Yani bu tabirleri görürsek teşkil, icat, kudret, irade gibi bakıyor. En azından buraya intikal etmesek bile Muhammed e, ya bu tesadüfen yazılmamış, bu külliyatta mutlaka bu çekip şey sanat gibi örülmüş. Yani ben bilmiyorum ama bu Allah bilir nereyi tanımlıyor. Demek ki en azından. Ülfet sarmalamazsın diye bu dersler oluyor. Zaman hazır. Teşkil ediyor. Kudrete bakıyor. Alemi şehadet ne yapıyor? İcat ediyor. İrade kitabı mübine bakıyor. Sayfeyi Var mı oradan başka? Öteki sayfaya geçecek. Seyyal zamanın hakikati sayfayı misalesi olan Lefi mafe ispat kelimatı kudreti yazmakta ve çizmekten gelen harekattır ihtizazattım. Buraya kadar mı? 271 var yok mu? Var sanki. <laughs> var. Yazmak ve çizmekten gelen harekattır ve manidar, manalı, anlamlı ihtizazattır. İhtizazat biraz önce titretmeymiş. Te, titretmedir hareketlerdir. Esas ve bitti. Esas içseldir, enfusidir, kanunlardır. Dustur ise dissaldır, eylemlerdir, hazırdadır, müktedir, namuslardır. Namus ve kanun bu kadar farkı var. Evet, bugün de bu kadar. Cenab-ı Hak rızasına nail eylesin. Amin. Amin. Bize bile, bile, bizi, bizi, bizi bırakmasın. Amin. Fitnemizden bizi muhafaza eylesin. Ve ahirde vahum Elhamdülillahi Rabbi'l alemin El Fatiha til